Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz şey. Ulusal Kanal'dan mutlu günler. Saatler 12.30'u gösteriyor. Ulusal Kanal'da gün ortası başlıyor. Dopdolu bir gün ortasıyla karşınızdayız. Konuklarımız olacak, canlı yayın konuklarımız. Günün gelişmelerini, haberleri aktaracağız an be an. İlerleyen dakikalarda Profesör Doktor Hasan Ünal bizimle olacak. Yarın İstanbul tarihi bir zirveye sahipliği yapacak, Suriye zirvesine. Sayın Ünal'la bu konuyu biraz konuşacağız. Bu zirvenin bileşenlerinden biri de Almanya. Almanya Başbakanı Merkel de İstanbul'da olacak yarın. Tıpkı Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi Almanya ile bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Skype üzerinden gazeteci yazar Deniz Yıldırım yine programımızda olacak ilerleyen dakikalarda. Bu cuma biliyorsunuz 15 günde bir TÜKODER Genel Başkanı, Tüketici Koruma Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal bizimle oluyor. Programımızın son bölümünde Aziz Koçal sizden gelen soruları yanıtlayacak. Özellikle gıda güvenliğine değinilecek. Bir de biliyorsunuz bazı kısa mesajlar geliyor, bazı çağrılar geliyor telefonlara son dönemde. Evet demeniz ya da açmanız, bazen oradaki bir linke tıklamanız o mesajda başınıza işler açabiliyor, tüketici mağdur olabiliyor. Bu konuları özellikle konuşacağız ama sizden gelen soruları da bekliyoruz. Sorunlarınıza Sayın Koçal'dan yanıt almaya çalışacağız. Yine önemli bir konu programımızın içerisinde ilerleyen dakikalarda Divri Kültür Derneği Genel Başkanı Cafer Yıldız bizimle birlikte olacak. 29 Ekim'i konuşuyoruz. 29 Ekim'de Divrili gençler de bir yürüyüş yapacak. Aynı zamanda bu yürüyüşün bir anlamı daha olacak. Siyanürlü altın madeni arama çalışmaları yürütülüyor. Uzun bir zamandır Sivas Divri Mursal köyünde. Buna da bir tepki var. Bunu konuşacağız. Cafer Yıldız'la bizden ayrılmayın diyoruz. Programı hemen sıcağı sıcağına gelişmelerle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Membiş'te oyalanmak yerine dikkatimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız dedi. Erdoğan İdlib konusuna da konusunda ise Cenevre çözemedi, Astana çözüyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan artık Membiş'te oyalanmak yerine dikkatimizi ve enerjimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız dedi. Amerika'nın Membiç konusunda Türkiye'yi oyaladığını belirten Cumhurbaşkanı İdlib'e de değindi. İdlib'de milyonlarca insanın hayatını etkileyecek felaketin önüne geçmeyi başardık diyen Erdoğan, Cenevre çözemedi, Astana ile bir çözüm bulduk, Soçi zirvesiyle bu işi iyi bir yere getirdik ifadelerini kullandı. Fırat'ın doğusunda terör örgütü eliyle Türkiye'nin tehdit edildiğini söyleyen Erdoğan, buna izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Cemal Kaşıkçı konusunda açıklamalarda bulundu. Öldürüldüğü ayan beyan ortada da nerede bu cesedi göstermeniz lazım diyen Erdoğan, merak edenlere elimizdeki bilgileri verdik, Suudi Arabistan'a da verdik. Elimizde başka bilgi belge yok değil, gün ola harman ola ama çok aceleci olmanın da anlamı yok vurgusunu yaptı. Kaşıkçı olayı önemli. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için Suudi Arabistan kralına çağrıda bulundu. Riyad'da düzenlenen konferansta ise 56 milyar dolar değerinde yapılan anlaşmalar da yine para konuştu yorumlarına neden oldu. Cinayetinin aydınlatılması yönünde Riyad yönetimine yapılan uluslararası baskılar sürüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan'a şeffaf ve inandırıcı bir açıklama yapma çağrısında bulundu. Tüm sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Merkel, Yemen'deki insani krize de dikkat çekti. Merkel, Suudi Arabistan'dan Yemen'e insani yardım girişine izin vermesini istedi. Rusya Devlet Başkanı Putin de telefonla görüştüğü Suudi Arabistan kralıyla Kaşıkçı cinayetini ele aldı. Rusya sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Ancak Riyad'da Veliaht Prens Selman'ın düzenlediği Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'na Rusya'nın kalabalık bir heyetle katılması dikkat çekti. Rusya konferansta 5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı. Kaşıkçı cinayeti sonrasında Riyad'daki ekonomik konferansına ilgi azalsa da 56 milyar dolar değerinde 25'ten fazla anlaşma imzalandı. Sözleşmelerin çoğunun ABD şirketlerine ait olduğu belirtirken konferans sonrasında yine para konuştuğu yorumları yapıldı.
Girilemeyen mağara, ulaşılamayan dağ tepe kalmadı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 3 yıldır aralıksız süren operasyonların bilançosunu açıkladı. 24 Temmuz 2015 ve 23 Ekim 2018 tarihleri arasında toplam 14.694 PKK'lının etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bölücü terör örgütü son yılların en büyük darbesini aldı. 14.000'den fazla örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Saldırılarını kırsaldan şehre taşıyan PKK'ya yılların en büyük operasyonu 24 Temmuz 2015 tarihinde başladı. Kazdıkları hendeklere gömüldüler, tuzakladıkları bombalar tek tek yok edildi. Cephanelikleri havaya uçuruldu. Cudi, Gabar, Katu, Ali Boğazı terörden temizlendi. Sığınakları, barınakları kahraman pilotlar tarafından yerle bir edildi. 6 olacak, 24 ilden imbalık olacak. Halk PKK'nın gerçek yüzünü görüp sırt çevirdi. Manzara karşısında örgüt elemanları fırsat bulup kaçtı, devlete sığınmaya başladı. Aralıksız süren operasyonların 3 yıllık bilançosunu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı. Toplam 14.694 terörist etkisiz hale getirildi. Girilmeyen mağara, ulaşılmayan dağ tepe kalmadı. Her taşın altına bakıldı, bakılmaya devam ediliyor. Bu şekilde mücadelemizi sürdürüp bunu inşallah tamamlayacağız ve ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Girdim sağ sefa! Akar, teröristlerin harekat sahasının kısıtlandığını söyledi. Teröristlerin bir yerden bir yere intikalleri çok zor oluyor. Silah, yiyecek, ilaç götürmeleri ve personel aktarmaları, bunların hepsi çok ciddi şekilde karadan ve havadan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin baskısı altında. Daimacı! Ateş! Türk Silahlı Kuvvetleri Ateş Serbest 2018 tatbikatına ait görüntüleri yayımladı. Videoda hedeflerin tam isabetle vurulduğu anlar paylaşıldı. Ateş Serbest 2018 tatbikatından görüntüler sosyal medya üzerinden yayımlandı. Tatbikatta fırtına obüsleri, Korkut Hava Savunma Sistemleri, Atak helikopteri ve Milli Piyade Tüfeği ile yapılan atışlar tam not aldı. Harp araç gelişleriyle hedeflerin tam isabetle imha edilmesi videoda yer aldı. Polatlı'da gerçekleştirilen tatbikatın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarından yüzlerce beğeni aldı. Faaliyetle ilgili hazırlanan klip Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak'ta göreve başlayan yeni hükümetle birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Aksoy, Türkiye ve Irak'ın güvenlik ve istikrarının önemli olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan açıklama geldi. Aksoy, göreve başlayan yeni Irak hükümetini tebrik etti. Dost ve kardeş Irak halkı için hayırlı olmasını diliyoruz dedi. Sözcü Aksoy, Irak'ın huzur, güvenlik ve istikrarıyla yeniden imarı konularında Irak hükümetiyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Yeni hükümetin Irak halkının beklentilerini karşılayacak adımlar atmasını temenni eden Aksoy, olumlu adımların Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Sayın seyirciler, Türkiye ve Almanya siyasi ve ekonomik işbirliğini güçlendiriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mevkidaşı Peter Altmaier'la Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında önemli mesajlar verildi. Beraberinde Alman iş insanlarından oluşan bir heyetle gelen Alman Bakanı'nın Türkiye'deki temasları 2 gün sürecek. Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneri. Biz ekonominin her alanında işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliği güçleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde tarih belirlenmişti. Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier beraberindeki Alman iş insanları ile birlikte Ankara'ya geldi. Sicherlich im Gespräch mit der Handelsministerin heute Nachmittag. Bugün Türkiye'ye gerçekleştirdiğimiz resmi ziyaretin odak noktası, ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesiyle birlikte siyasi ilişkileri de kuvvetlendirmek. Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi'nin birinci dönem toplantısına ev sahipliği yapan Ankara'da gündem yoğundu. Alman Ekonomi Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la görüşmeden önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından iki bakan bir araya geldi. Ortak basın toplantısında önemli mesajlar verildi. Yabancı düşmanlığı, artan radikalleşme başta olmak üzere, ticaret savaşları başta olmak üzere, Türkiye ve Almanya işbirliğinin birçok alanda olduğu gibi bu alanda da güçlü bir örnek ve irade ortaya koyma potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Biz bir sinyal vermek istiyoruz. İlişkilerimizin gelişmesini istiyoruz. Ticari ilişkilerin zor zamanlarda da devam etmesinde kararlıyız. Dikkat çekilen en önemli nokta ekonomik işbirliğinin yanı sıra siyasi işbirliğini de güçlendirmek oldu. İlişkilerimizin siyasi alanda da gelişmelerle birlikte ben destekleneceğine inanıyorum. Çok daha güçlü iletişim kanallarının tesis edilmesi için siyasi olarak biz hazırız. Albayrak, yarın da devam edecek olan temaslarda kritik açıklamalar yapılacağını belirtti. Çok daha güçlü işbirliklerini anons edeceğimiz bir döneme giriyoruz. Yarın bir kısmı bunların anons edilecek. Açıklamalarda 7500'den fazla Alman şirketinin Türkiye'de yatırımı olduğu ve Almanya'nın Türkiye'nin güçlü bir partneri olmaya devam edeceği vurgulandı. İktisat profesörü Aziz Konukman 2018 krizinde inşaat ve geleceğini değerlendirdi. Konkordato ilan eden 3000 şirketin %75'inin inşaat sektöründen olduğunu belirten Konukman, "Bu Türkiye'nin konkordatosudur. Lale devrinden konkordato dönemine geldik." dedi. Bal gibi bir kriz tüneline girdi Türkiye. Bir kere artık deniz bitti arkadaşlar. Ekonomist Mustafa Sönmez'le iktisatçı Profesör Doktor Aziz Konukman 2018 krizinde inşaat sektörü ve geleceğini değerlendirdi. En erken krize giren sektör inşaat oldu. En büyük yakınmalar, ilk yakınmalar inşaattan geldi. Doların 2003-2013 döneminde %24, son bir yılda ise %82 arttığını hatırlatan ekonomist Sönmez, inşaat sektörüyle büyüme döneminin bittiğini söyledi. 2018'in Nisan ayından itibaren olağanüstü bir döviz patlamasıyla beraber, konutla beraber ya da inşaatla beraber bütün sektörler bu işin altında kaldılar ve bir hikaye burada bitti. Mimarlar Odası İzmir Şubesi'ndeki söyleşide iktisat profesörü Aziz Konukman net konuştu. Yazılabilecek üçüncü bir senaryo yok. Yani inşaat döneminin artık kapandığını bile çok iddialı bir şekilde söyleyebiliriz. Niye? Çünkü Türkiye'nin büyüme hikayesi de kapandı. Onun için çıkmaz. İnşaat sektöründe yeni iş alma döneminin bittiğini vurgulayan Konukman, konkordato ilan eden şirketlerin çoğunluğunu inşaat firmalarının oluşturduğu bilgisini verdi. 3000 şirket konkordato istemiş. Tamam. Bunun %75'i inşaat şirkettir. Ya böyle bir felaket olamaz. Eğer siz %75'i inşaat sektörü bu şekilde bir konkordato ilan ediyorsa, hocam bu Türkiye ekonomisinin konkordatosudur. Lale devri dönemi 2002-2007 inşaatın da lale devriydi. Eğer inşaatın konkordato dönemi varsa abicim ekonominin de konkordato. Profesör Doktor Aziz Konukman, Tayyip Erdoğan kabinesinin mega projelere bel bağladığını söyledi, büyük tehlikeye dikkat çekti. Yani bu projelerin kendini çevirememesi durumunda, çok net söylüyorum, bütçeye inanılmaz yükler getirecek. Açık söylüyorum, bizim o bütçelerin maaş ödeme şansı kalmayacak arkadaşlar. Adana'da ayakkabı imalatının kalbi olan Ayakkabıcılar Çarşısı'nda kepenkler bir bir kapanıyor. Çarşı esnafı kan ağlıyor. Ulusal kanala konuşan esnaf çözüm istiyor. Küçük olan sermayemiz krizde eridi gitti yani. Eriyince de iş yapamaz duruma geldik. Yani şu an çalışmıyoruz görüyorsunuz. Nasıl, ne kadar dayanabiliriz bilmiyoruz. Burası Adanalı ayakkabıcıların kalbi. Kepenkler kapalı çünkü iş yok, satış yok.
Adanalı ayakkabı esnafı da krizin pençesinde. Türkiye'nin gerçek yüzü bu. Bu taban. Bu taban. Evet. Üst taban değil, bu taban. Bu taban perişan. Kriz artık eşiği atladı. Vatandaşın cebini, işverenin kasasını yaktı. Yok, mümkün değil. Üretemez. Bir ufuk yok. Para yok çünkü. Nasıl ham maddeyi alıp üretsin? Adana sokaklarında bir zamanlar cıvıl cıvıl olan bu çarşıda esnaflık yapıyor Ercan Kızıltaş. Sektörün durumunu anlatırken artık pazardan taneyle alışveriş yapan vatandaş geliyor aklına. Sonra da çalıştıramadığı işçileri. Üretim durmuş durumda. Alışveriş durmuş durumda. Çalışan işçilerimiz işsiz, evlerine ekmek götüremiyor. Bu durum ne kadar sürer, nasıl, ne kadar dayanabiliriz bilmiyoruz. En büyük sıkıntıları üretimlerinin ithalata dayalı olması. Ham maddeden ayakkabı kutusuna kadar. Bunu 100 lira alıyorsam şu an 230 lira. Dışa bağımlılıktan kurtulmamız gerekiyor ham madde konusunda. Ve Gültekin Bıçakçı, o da aynı çarşıda esnaf. Sabah dükkanını açıyor, akşama kadar bekliyor. Belki bir de olsa müşteri gelir diye. Kapatan kişiler de çok. Siz bir tasarrufa gittiniz mi işçi sayısında falan azaltmaya? Tabii ki yani şu an mesela şurada çalışan bir arkadaş vardı. 2-3 kişi çalışıyordu. Şu an tek kişiye düştü. Kalfa da aynı keza yani. Evet. O da 3-4 kişi çalışıyordu, bir kişi düşüyor. Ben kendi babamla çalışıyorum. Hani iş verelim ben. Kendim bile çalışmaya başladım. Yani. Artık öyle durumdalar ki karın tokluğuna bile çalışmaya razılar. Adana'nın kalbi ayakkabıcılar çarşısında durum bu. Eğer böyle giderse bu 3 esnaf da dahil olmak üzere çarşıda kepenkler tamamen kapanacak. Yani piyasada hem güven yok hem nakit darlığı var. Her şey kilitlenmiş durumda. Özellikle ham maddeyi kendi ülkemizde üretmemiz lazım. Onun temellerini atmamız lazım. Atatürk döneminde nasıl bu ülke yoktan var edildiyse, evet. Devlet ve özel sektör karma ekonomiyle o ruhla tekrar o cumhuriyet ruhuyla üretim ekonomisine geçmemiz lazım. Evet, Adana'da durum böyle. İstanbul'da nasıl? Enflasyonla topyekun mücadele kampanyası sürüyor. Peki kampanya dar gelirlinin cebine ne kadar yansıyor? Ekonominin nabzını bir semt pazarında tuttuk. Efendim her şey güzel. Ne güzel ya. Açım aç. Fazla mı geldi fiyat? Tabii ki fazla. Tabii ki fazla. Alacaktınız vazgeçtiniz karnaval. Alamam. Feriköy Lala Şahin pazarındayız. Saat 13. Şu anda pazarın en yoğun olması gereken saatlerde pazar boş. Yani yine pazarlar olmasa insanlar bir şey yiyemez. Kriz yok deniyor. Neden böyle oldu? Kriz olmaz olur mu? Kriz hem de bir... Kriz çok bu sene. Olmaz mı kriz? Bak pazarın haline bak. Pazar boş. Çünkü nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar kredi kartlarının geçerli olduğu marketlerden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Pazara gelmiyorlar. Kredi kartı yüzünden pazarlara gelmiyorlar. Fiyatlar yüksek zaten. Alıştık sanki, yüksek de gelmiyor. Yani geçen sene bir kilo alıyorsak bu sene yarım kilo alıyoruz. Ülkemizde yetişen domatesi ben 5 lira yiyorsam yanmışım ya. Emekliyim. İnan ki İki ucunu bir araya getiremiyorum. Kendi aylıklarına %26 mı %kaç zam yapıyorlar. Ben emekliyim ya. Ben geçinemiyorum ya. Kıvranıyorum ya. Saat 14. Pazar hala boş. Gelenler de istediklerini alamadan büyük oranda elleri boş dönüyor. Bakın şimdi elma alacaktım tam. Bir baktım 6 lira. Aman yarabbi. Yetiyor mu maaş? Aldınız mı? Nerede yetiyor? Bak hep düşünerek alıyoruz. 250 gram zeytin falan hep düşünerek. Vallahi ne gelirse ben taneyle tarttırıyorum ihtiyacım kadar. Etrafımdaki öğrencilerim, yakınlarım hepsi dükkanlarını kapatıyor, işsizlikten dem vuruyor ve perişan haldeler. Turşular çok güzel gözüküyor. Siftah yaptınız mı? Yeni siftah edinebildim. Yeni siftah açtım. Saat 1. Geçen sene ne kadardı? Geçen sene 10 liraydı. Geçen sene 10 lira olan turşu bu sene tezgahta 15 lira. Almak istiyorlar. Para kalmadığı için bize de yönelemiyorlar. Temel ihtiyaçlarını aldıkları için buraya para kalmıyor. Kalmıyor. Artık akşama yaklaşıyoruz. Pazarın biraz daha kalabalık olmasını bekliyorduk. Ancak pek bir değişiklik yok. Geçen seneye göre çok fazla. Çok fazla. Yani iki katı neredeyse bütçe ayırmam gerekiyor pazara. İstediğinizi alabiliyor musunuz? Nereden alayım onu? 1 milyonla ne alırsın 30 gün? Neler aldınız?
aldım, domates aldım, kereviz aldım, emeği aldım. Ne kadar gitti? Ne kadar para gitti? Ne kadar para gitti? 30-50 kağıt gitti. Yetiyor mu? İstediğinizi alabiliyor musunuz? Ay sonu kolay geliyor mu? Alamıyorum. Yetmiyor maalesef. Herkes bir çıkmaz içinde. Türkiye'de dar gelirle kemer sıkıyor, emekli sıkıyor, memur sıkıyor, memur emeklisi sıkıyor, memurlar ve işçiler sıkıyor. Hoş geldin. Sayın seyirciler, TGB'nin önderliğinde on binlerce gencin Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak için yapacağı, Ankara'da yapacağı yürüyüşün yeri ve saati değişti. TGB'li gençler, bütün yurttaşları ve gençleri saat 15'te andımızı okuyarak Anıtkabir'e yürümek için 1. Meclis önüne çağırıyor. Türkiye'mizin güzel günlerini inşa etme kararlılığıyla geleceğimize sahip çıkalım. Köklerinde 29 Ekim'de andımıza ve Türkiye'ye sahip çık yürüyüşünün yeri değişti. Gençler yurdun dört bir yanından gelecek vatandaşlarla 1. Meclis önünden Anıtkabir'e yürüyecek. 29 Ekim'de Cumhuriyetimiz, emeğimiz, geleceğimiz için Türkiye'ye sahip çıkalım. Saat 15'te Ankara 1. Meclis önünde buluşup Anıtkabir'e yürüyelim. Türkiye Gençlik Birliği'nin 29 Ekim'de Anıtkabir'e yapacağı Türkiye'ye sahip çık yürüyüşü için Zonguldak'taki çalışmalarda tüm hızıyla devam ediyor. Çok güzel gidiyor. Çok güzel tepkiler aldık. İnsanlar bizi burada gördüklerinde çok mutlu oldular. Yürüyüş için son hazırlıklar hızla devam ediyor. Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye'nin dört bir yanında açtıkları standlarla Türk milletini andımıza, cumhuriyetimize sahip çıkmaya çağırıyor. Zonguldak'ta çok güzel çalışma yürütüyoruz. Özellikle halkın ve Türk gençliğinin, yani üniversitedeki vatansever Türk gençliğinin ilgisi yoğun. Talebeyi temsil ediyorsunuz ve 29 Ekim çalışmalarındasınız. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalar çok iyi gidiyor. Zonguldak halkı her zaman olduğu gibi vatanına, milletine sahip çıkmaya hazır. Anıtkabir'e gümbür gümbür geliyoruz. Vatanımıza sahip çıkacağız. Cumhuriyetimize, emeğimize, geleceğimize sahip çıkacağız. Üretime, emeğimize sahip çıkalım. Kolay olmadı bugünlere gelmek. Emperyalist 7 düveli dize getirdik. Kanımızla kazandık, canımızla koruduk. Amerika'nın her türlü terörüne, darbesine milletçe direndik. Nazi, NATO, Türkiye'den defol. Çalışmalar için vatandaşların kapısını tek tek çalan gençler, saat 15'te andımızı okumak ve Anıtkabir'e yürümek için herkesi 1. Meclis önüne davet ediyor. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türkümlere. Cumhuriyetine, emeğine, geleceğine, Türkiye'ye sahip çık sloganıyla düzenlenecek yürüyüş sonrası binler atanın huzurunda hep bir ağızdan öğrenci andını okuyacak. Bugünümüz ve yarınımız. Cumhuriyetimiz 95 yaşında. Şimdi bir kez daha görev başına. 29 Ekim'de Cumhuriyetimiz, emeğimiz, geleceğimiz için Türkiye'ye sahip çıkalım. Saat 15'te Ankara 1. Meclis önünde buluşup Anıtkabir'e yürüyelim. İletişim 0553 419 0053. Türkiye Gençlik Birliği. Evet, Türkiye Gençlik Birliği'nin 29 Ekim çalışmaları devam ediyor. Ankara'daki çalışmaları arkadaşımız Gürkan Demir takip ediyor. Çalışmalarda hangi noktaya gelindi? Ayrıntıları Gürkan'dan alacağız. Gürkan'ın bir de konuğu olacak. Ben bu noktada sözü Gürkan'a ve konuğuna bırakıyorum. Umut Tezeler, tabii Türkiye'nin dört bir yanında hem üniversitelerde hem şehir merkezlerinde Türkiye Gençlik Birliği'nin 29 Ekim'e ilişkin çalışma faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Deyim yerinde ise Türkiye Gençlik Birliği artık çalışmalarda son viraja girildi ve vites yükselttiğini söyleyebiliriz. Tabii Türkiye genelindeki çalışmaların ana merkezi, koordine edildiği karargahındayız biz şu anda. Türkiye Gençlik Birliği'nin genel merkez binasındayız. Ankara başkenti Ankara'daki genel merkez binasındayız. Burası aynı zamanda tabii Ankara olarak da yürüyüşe, bu Cumhuriyet Bayramı eylemine önderlik edecek nokta olduğunu, ev sahiplik yapacak nokta olduğunu ifade edebiliriz. Tabii Ankara'dan, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi başkent Ankara'daki genel merkez binasında buradaki Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, üniversiteliler halkı arıyor, genç arkadaşlarını arıyorlar. Burada bir hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Burada telefon çalışması yürütüyorlar. Dışarıda da bildiri dağıtma çalışması yapıyorlar. Telefonlarla görüşüyorlar ve 29 Ekim günü 1. Meclis önünden başlayacak olan yürüyüşe herkesi tek tek arayarak birer bir temasa geçerek davet ettiklerini ifade edelim. Tabi burada çalışmalar tüm hızıyla
sürerken alanda da çalışmalar yürütüldüğünü ifade edebiliriz. Tabii arkadaşlarımıza da mikrofonu uzatalım. Onlara nasıl tepkiler geliyor? Onlar çağrılanda neler söyler? Onları soralım. Merhaba. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Erhan benim ismim. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği'nde okuyorum. Diş Hekimliği Fakültesi'nde bu yıl kazandım üniversiteyi. Aldığımız tepkiler gayet olumlu. Yani şöyle söyleyebilirim. Bizim aramalarımız haricinde çok sayıda geri dönüş alıyoruz. Çok sayıda telefon alıyoruz. Telefonlar bildirilerin üzerinde numaralar var. Oradan aynen, oluyor galiba. İletişim numaralarından, sosyal medya hesaplarımızdan çok sayıda geri dönüş alıyoruz. Yani bu bize gösteriyor ki on binlerce insan sel olup 29 Ekim'de Anıtkabir'e akacağız. Buradan da seslenmiş olalım. Türkiye'nin bütün vatanseverlerini 81 ilden araçlar kalkacak Ankara'ya davet ediyoruz. Hep birlikte Cumhuriyetimizin 95. yılını kutlamaya davet ediyoruz insanlarımızı. Evet, çalışmalarda başarılar diliyoruz. Size de mikrofonu uzatalım. Önce tanıyalım, nasıl tepkiler alıyorsunuz, ardından da onu alayım. İsmim Söyda. Öncelikle şöyle, uzun zamandır yaklaşık olarak bir aydır yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda artık halkla, hani Ankara halkı zaten uzun zamandır Türkiye Gençlik Birliği'nin merkezi eylemlerini çok özlemişti. Tekrardan bir bayram havasına sokmak adına halkımızla bir araya geldiğimizde kendilerinden artık, hani zaten andığımız konusu da son dönemde çok göz önünde bulunduruluyor. Karşı çıkışlar destekleyenler olaraktan birçok tepkiyle karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye Gençlik Birliği'ne de bu dönemde güven daha çok bir umut, bir güven duymaya başladı Ankara halkımız. Tekrardan o bayram havasına kavuşmak ümidiyle yine herkesi davet edelim buradan da. Tüm vatansever Atatürkçü gençleri, Ankara halkını 29 Ekim günü 1. Meclis önüne saat 15.00'da bekliyoruz. Evet, şimdi bir kalabalık öğrenci, Türkiye Gençlik Birliği üyesi arkadaşlar geldi. Öyle zannediyorum ki ellerinde bildiriler var, afişler var. Umut Tezerer izleyicilerimiz de görüyorlar. Onlar da sanırım stand çalışmasından geliyorlar. Hemen soralım. Anıl, Türkiye Gençlik Birliği Ankara İl Başkanısın. Şimdi girdiniz içeriye. Burada arkadaşlar telefonlarla irtibat kuruyorlardı. Ellerinizde bildiriler var. Bildiri çalışmasından mı geliyorsunuz? Tabii. Bildiri çalışmasından geliyoruz. Sabah kahvaltımızı yaptıktan hemen sonra Kızılay çevresi ve bir ekibimiz de Ankara'nın çeşitli semtlerine dağılarak bildiri afiş çalışmasına devam ettiriyor. 29 Ekim'e 3 gün kala tam anlamıyla vites attırmış durumdayız. Bürodaki arkadaşlarımız da davet ettikleri listeleri güncelliyorlar. Şu anda sabah kahvaltısından sonra bildiri çalışmamızı bitirdik. Ve öğleden sonra devam edeceğiz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, Umut Tezerer, Türkiye Gençlik Birliği'nin hem üniversitelerde hem meydanlarda Ankara'nın çeşitli noktalarında çalışmalar devam ediyor. Genel merkezde de işte kameraman arkadaşım Barış Urter az önce gösterdi. Ummalı bir telefon çalışması var. Telefon trafiği yürütüyorlar burada. Şimdi bir de konuğum olacak. Hiç daha fazla bekletmeden onu da yayına almak istiyorum. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gencer. Yıldırım, çalışmalarınız artık vites yükseltmiş, evet, durumdasınız. Hangi aşamaya geldi, bize neler söyleyeceksin? Son 3 gün kaldı bizim için çalışmalara. Burayı gördüğünüz gibi adeta bir üs ilan ettik. Bir karargah merkezi. Burada bütün gün Ankara'daki vatandaşlarımızı arıyoruz, davet ediyoruz. Şehir merkezlerinden, diğer illerden bizleri arayan vatandaşlarımız oluyor. Onlardan da büyük bilgi var. Onları buraya yönlendiriyoruz. Buradan arkadaşlarımız davet ediyor. Ve tabii bir de saha çalışması var. Şimdi arkadaşlarımız saha çalışmasından geldiler. O saha çalışmasının sıcaklığıyla beraber oradaki tepkileri bize aktarıyorlar. Ve oradan yeni listeler geliyor bize. O yüzden büyük bir 29 Ekim'de büyük bir gençlik kuvveti olarak 1. Meclis'te saat 3'te toplanacağız. Ve orada Türkiye'nin içerisinde bulunduğu şu an en sıcak gündem andığımızı bütün gençlik en gür sesiyle tek sesle okuyacak. Çünkü bugün andığımız Türkiye'nin Türkiye düşmanlarına verilen en büyük mesaj olacak. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu süreçte en anlamlı mesaj olacak. Türkiye'ye sahip çıkma irademizi 29 Ekim'de 1. Meclis'in önünde saat 3'te andığımızı okuyarak ilan edeceğiz ve Anıtkabir'e yürüyeceğiz. Orada atamızın huzurunda, belki de en anlamlı yerde, Türkiye'nin içerisindeki sorunlardan Anıtkabir'den. Tabii Anıtkabir'e gitmek bir mesajdır. Nasıl mesaj? Atatürk ilke ve devrimleri etrafında çıkarız mesajı. Bunu vereceğiz. Buradaki çalışmalarımıza, buna hizmet eden çalışmalarımız, arkadaşlarımız da gördüğümüz gibi büyük bir yoğunlukla, hummalıkla çalışıyorlar. Sadece Ankara halkına mı çağrı yapıyorsunuz, yoksa Türkiye genelinden katılım olacak mı? Bir de evinde oturan bir vatandaş neden Türkiye Gençlik Birliği'nin 29 Ekim eylemine gelmeli? Şöyle söyleyelim. Bugün Türkiye'nin önünde birçok sorun var. Türkiye'nin önündeki en büyük sorunlardan bir tanesi Cumhuriyet, ekonomik, ülkenin güvenlik sorunları, gelecek sorunları. Eğer bu sorunları çözmek istiyorsak bizim bir şekilde bir program etrafında birleşmemiz lazım. Bu program Atatürk ilke ve devrimleri. Türk gençliği olarak biz bu işin öncülüğünü yapmaya hazırız. Biz bu işin öncülüğünü, öncü kuvveti yapmaya hazırız ve Türk gençliğini bu etrafta toplamaya hazırız. Ve bu yüzden bizi büyüklerimiz, yetişkinlerimiz, küçüklerimizin yalnız bırakmayacağını biliyoruz. Çünkü biz Türkiye'nin içerisindeki bütün kırılma süreçlerinde bir görüntüyle
bir olarak bu sürecin içerisinden çıktık. Ve bu yüzden 81 ilden otobüslerimiz kalkıyor. 81 il ve birçok ilçemizden de otobüslerimiz kalkıyor. Ve şu an otobüslerimiz hemen hemen dolmuş durumda. Yani buraya... Ellerinizi tutması gerekiyor o zaman gelmek isteyenler. Binlerce otobüs, yüzlerce otobüs, binlerce otobüsle vatandaşlarımız gelecek. Bütün il merkezi internet sitemizden bize ulaşabilirler. Çağrı merkezimizden bize ulaşabilirler. Ulusal kanalı şu an arayıp bize ulaşabilirler. O yüzden biz bütün gelmek isteyen bütün vatandaşlarımızla 29 Ekim'de buluşmak istiyoruz. Ve Türkiye'ye çok anlamlı, çok güzel bir mesaj vermek niyetindeyiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gencer sollarımızı yanıtladı. Çalışmalarda gelinen son noktaya değindi. Evet, aslında bu bir Türkiye Gençlik Birliği'nin Cumhuriyet'in 95. yıl kutlamaları Güven Park'tan başlayacaktı. Ancak bir yer değişikliği oldu. 29 Ekim günü saat 15'te Ulus'taki 1. Meclis önünde olacak. Türkiye Gençlik Birliği önderliğindeki o yurtseverler, o Türk milleti orada olacak. Orada saat 15'te buluşacaklar. Ardından da Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçecekler. Bir belirli bir güzergah var. O güzergahtan Arslanlı Yolu, Arslanlı Yoldan da Atan'ın huzuruna çıkacaklar. Biz şu anda Türkiye Gençlik Birliği'nin genel merkezindeyiz ve çalışmaların koordine edildiği merkezdeyiz. Az önce sahada bildiri çalışması yapan arkadaşlar geldi. Hemen arkamızda telefonlarla irtibat kuran arkadaşlar var. Birebir temas sağlıyorlar ve alanda da dağıtılan bildiride Cumhuriyetine, emeğine, geleceğine, Türkiye'ye sahip çık sloganını taşıdığını ve aynı zamanda da bildirinin arkasında bugün 29 Ekim'in önemi ve 29 Ekim'de neden meydanlarda olunması gerektiğini özetli bir şekilde anlattığını ifade edelim. Yıldırım söyledi, tekrar edeyim. Türkiye Gençlik Birliği'nin hem resmi internet sitesi üzerinden diğer illerden gelmek isteyen yurttaşlar oradan TGB'ye ulaşabilir. Aynı zamanda 0533 685 94 77 irtibat numarasından da yine Türkiye Gençlik Birliği'ne ulaşarak Ankara'ya gelmek isteyen yurttaşlar TGB'lerin otobüslerinde yer ayırtırıp gelebileceklerini söyleyelim. Sözü yeniden İstanbul stüdyomuza bırakalım. Teşekkür ediyoruz Gürkan Demir'e ve konuklarına. Hummalı çalışma, kolaylıklar diliyoruz TGB'ye. Yıldırım Gencer de zaten çağırdı. Yurttaşlarımıza biz de buradan uyarıyoruz. Gençler güzel işler yapıyor ama yalnız bırakmamak lazım. Yanlarında, arkalarında, önlerinde onlarla birlikte olmak lazım. Ankara yine büyük bir 29 Ekim kutlamasına hazırlanıyor. Öyle gözüküyor. Bir başka önemli konu ve konukla devam edeceğiz. Yarın İstanbul'da tarihi bir zirve gerçekleşecek. Suriye zirvesi. Suriye'de kalıcı bir çözümün bulma yolları konuşulacak, tartışılacak ama bu zirvenin bileşenleri bu sefer Rusya ve İran değil, Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya olacak. Rusya değil derken Rusya da olacak tabii. Bu zirveyi konuşacağız. Bu zirvenin etkilerini, anlamını konuşacağız. Profesör Doktor Hasan Ünal'la, Sayın Ünal Skype üzerinden programımıza katılacak. Hocam hoş geldiniz gün ortasına, Ulusal Kanal'a. Beni duyabiliyor musunuz? Evet, sizin sesinizi ben alamıyorum. Sizin beni duyduğunuzu fark ettim görüntünüzden. Ben stüdyoda alabilir miyim sesi arkadaşlar? Hocamın sesini duyabilirsem eğer sorumu soracağım. Hocam tekrar merhaba diyorum. Evet, merhabalar. Evet. İyi yayınlar. Harika. Soruyu... Sesiniz ulaştı. Şimdi şöyle sorayım. Suriye'yi çok konuştuk burada. İdlib'in, Membiç'i, Fırat'ın doğusunu. Ama yarınki zirve, toplantı... Başka bir anlam ifade ediyor gibi geliyor bana, özellikle Batı'ya verilen mesaj açısından. Yani Astana'da İran'la, Rusya'yla, dolaylı olarak Suriye'yle bir irade beyanı var. İş çözüme de gidiyor Suriye'deki sorun ama şimdi Fransa'nın, Almanya'nın katılması, Rusya'yla birlikte Türkiye'nin ev sahipliğinde bu zirveye önemli. Batı'ya sizce nasıl, Amerika'ya özellikle nasıl bir mesaj olacak bu? Bunu nasıl yorumlamak lazım yarınki İstanbul'daki zirveyi? Şimdi bunu Amerika'ya bir mesaj olarak değerlendirmek istiyorsanız aslında mesajın başlangıcı şu. Fransa ve Almanya Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadıkları pek çok sorundan sonra kendileri zaten açıklamalar yaptılar ve dediler ki biz Rusya ile Amerika'dan bağımsız olarak birçok konuyu görüşmek üzere bir araya geleceğiz. Görüşmek istediğimiz konuların birçoğu da bölgesel sorunlar. Bunun içinde Ukrayna, Kırım vesaire sorunları da var. Şu anda yarınki zirvede ele alınacak konu olan Suriye'de var anlamında. Bu çerçevede düşünüldüğünde yeni bir
güç oluşumu, bir güç merkezinin oluşmasından bahsedilebilir. Tabii şu anda bu güç oluşumu böyle bir NATO gibi vesaire gibi böyle her şeyle ete kemiğe bürünmüş bir şey değil ama bunu bir siyasi, ekonomik, ticari vesaire konularda görüş alışverişi sağlanan, görüş alışverişi yapılan bir platform olarak düşünmek de mümkün. Veya bu platformlardan birisi şeklinde değerlendirmek de mümkün. Çünkü bu platformlardan veya belki platform olmanın daha ötesine gitmiş olan oluşumlardan bir tanesi de BRICS malum. Şimdi Fransa ve Almanya'nın biz Rusya ile bu konuları Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız olarak görüşmeye başlayacağız demelerine Putin'in bir ilavesi oldu ve Türkiye'yi de alarak görüşelim dedi. Öbür ikisine de bunu kabul ettirmiş durumda. İlk somut olarak da yarınki zirve olacak. Dediğiniz gibi de konuşulacak en önemli konulardan bir tanesi Suriye olacak. Ama aynı zamanda Suriye'ye ilaveten mutlaka başka konularda da görüş teatileri olabilir aralarında. Örneğin ortak yatırımlar, mesela Almanlar sık sık şunu telaffuz ediyorlar. Diyorlar ki bizim paramız, teknolojimiz, Rusya'nın belli alanlardaki teknolojik bilgi birikimi, doğal kaynakları vesaire bunlar bir araya getirildiğinde olağanüstü bir güç oluşacaktır ve bunu da bazıları istemiyor. O bazı istemeyenler de Amerika oluyor. Yani ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Biz bundan sonra Rusya ile işte her konuda işbirliği yapmak istiyoruz ve bu işbirliğinin çerçevesini, içeriğini de Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız bir şekilde doldurmak arzusundayız. Fransa da bu görüşler çerçevesinde buraya gelmiş durumda. Yalnız Suriye ile ilgili olarak ortaya somut neler çıkar? Belki görüş alışverişi olur. Yani bunun ötesinde somut bir şey doğrusu ben beklemiyorum zirveden. Çünkü birbirlerinden epeyce farklı şeyler düşünen ülkeler bir araya geliyorlar Suriye konusunda. Örneğin Fransa'da, Almanya'da Suriye'nin yeniden yapılandırılması konusunda ki bu arada söylemek lazım Suriye konusu görüşülecek denirken Suriye'nin yeniden nasıl yapılandırılacağı konusu görüşülecek ağırlıklı olarak. Fransa'da, Almanya'da Suriye'nin yeniden yapılandırılmasının bir milli üniter devlet çerçevesinde değil de daha federal bir yapıda olmasından yana görünüyorlar. Fransa mesela Fırat'ın doğusundaki PYD'nin ciddi bir statü elde etmesinden yana. Almanya bu konuda tam olarak belki kendisini bağlayan açıklamalar yapmadı ama o da Suriye'nin böyle mevcut anayasal yapısıyla devam etmesini kabul etmiş durumda değil. Buna karşılık Rusya eğer Suriye bugünkü mevcut anayasal yapısıyla yani milli üniter devlet şekliyle devam edebilirse, bütün topraklarında etkili egemenlik kurabilirse bundan memnun olacak bir ülke. Ancak eğer bu mümkün olmazsa Fırat'ın doğusundaki PYD'ye tam olarak belki bir federasyona evrilecek haklar değil de bir takım bir şeyler verilmesine de fazlaca karşı çıkmayabilir. Çünkü Rusya için şu anda en önemli öncelik Suriye'deki savaşın sona erdirilmesi ve Rusya'nın savaş alanında ve diplomasi masalarında elde ettiği başarıların bir barış antlaşmasıyla taçlandırılması. Dolayısıyla kendisi de bir federasyon olan Rusya'nın yani Suriye'ye bir miktar federalimsi bir statü kazandırılmasına çok karşı çıkmaması söz konusu olabilir. Ama bu ne zaman? Başka çaresi yoksa. Yani eğer mesela oradaki başka çarenin de en önemli unsurlarından birisi Türkiye. Burada belki Türkiye'nin tutumu çok önemli olacak. Belki belirleyici olmayacak ama hatta belirleyici de olabilir. Benim görüşüm mesela Türkiye'nin milli çıkarları Suriye'nin milli üniter devlet olarak kalmasından yana. Çünkü Suriye'nin eğer gerçek manada toprak bütünlüğünün devamını istiyorsak bu milli üniter bir devlet yapısıyla kalıcı olur. Eğer Suriye'de şu veya bu ölçüde bir federasyon yapısı kurulursa toprak bütünlüğünün kısa vadede değilse bile orta vadede zedelenmesi ihtimali ortaya çıkar.
Bu ihtimalde özellikle bizim en büyük rahatsızlığımız olan Büyük Kürdistan anlamına gelir. Yani PKK'nın Suriye'de devletleşmesi anlamına gelir. Türkiye'nin milli çıkarlarıyla herhangi bir şekilde uzlaştırılması, tevil edilmesi söz konusu değildir. Ama buna rağmen biz Suriye'de bir şekilde Suriye'nin yeniden yapılandırılmasından yanayız. Hatta belki de yetkililerin açıklamalarından benim anladığım kadarıyla Suriye'nin bu yeniden yapılandırılmasında belki seçimlerle Esad'ın devrilebileceğini falan düşünüyoruz. Yani Türkiye'deki Suriyeliler, Türkiye'nin kontrolündeki topraklarda yaşayan Suriye nüfusu, Fırat'ın ötesindekiler vesaire hepsi birden Esad'a karşı oy kullanırsa acaba Esad Suriye üzerindeki hakimiyetini kaybeder gibi düşüncelerimiz var gibi açıklamalar görüyorum bazen. Bunların ben Türkiye'nin milli çıkarlarıyla uyumlu olduğu kanaatinde değilim ama Türkiye'nin kafasının tam olarak netleşmemesinden kaynaklanan belki sıkıntılar. Gerçi bu arada şunu da söylemek lazım. Özellikle Soçi mutabakatından bu yana Türk yetkililerin başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere ısrarla Fırat'ın doğusundaki tehlikeye dikkat çekiyor olmaları çok olumlu bir gidişata işaret ediyor. Ama dediğim gibi belirsizlikler de var. Dolayısıyla bütün bu belirsizlikler vesaire yarınki toplantıda bir anda ortadan kaldırılabilir mi? Yoksa taraflar birbirlerini daha bir dikkatlice dinleyerek acaba bundan sonra ne yapılabilirin hesabına mı düşerler? Bence ikinci ihtimal daha kuvvetli. Fırat'ın doğusu dediniz. Fırat'ın doğusuna ilişkin yine Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir cümle kurdu. Bilginiz vardır ya da ben hatırlatayım. Membiç'te oyalanmak yerine dikkatimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız dedi. Fırat'ın doğusu için hani işleyen takvimi nasıl etkiler yarınki zirve? Yarınki zirvedeki durum, görüşmeler, ikili tek tek görüşmeler de olacakmış. Biraz böyle Fırat'ın doğusuna daha erken bir hani belki seçimlerden önce bir operasyon gibi mi yorumlamak lazım? Ne diyorsunuz? Fırat'ın doğusuna ilişkin takvimi nasıl etkileyecek bu zirve? Şimdi işin operasyon tarafını bilemem. Tamamen Amerika'nın kontrolünde, yani fiilen Amerika'nın kontrolündeki bir bölgeye askeri operasyon yapılabilir mi? Yapmak doğru mu? Amerika ile bu iş nasıl kotarılır? İkincisi Suriye ile uzlaşılmadan böyle bir işe girişmek yerinde midir? Suriye ile uzlaşmadan ve Rusya ile koordine etmeden böyle bir şey doğru olur mu? Ayrıca Suriye ile uzlaşmadan Rusya ile koordine etmek istesek Ruslar buna razı olur mu? Yani yoksa Ruslar şöyle bir şey mi diyebilirler? Veya genel olarak şöyle bir şey mi doğru olur? Yani Suriye ile Türkiye'nin uzlaşması, sonra Türkiye ile Rusya'nın konuyu tam olarak askeri olarak Suriye ile de birlikte müzakere etmesi, koordine etmesi, İran'ın da sürece destek vermesi, Irak merkezi hükümetinin tam olarak işin içine çekilmesi, bu konuya destek verir hale getirilmesi ve oradaki PYD üzerinde baskı kurulması. Yani kardeşim öyle Amerika'ya sığınarak sen orada bir devletleşmeyi hayal ediyorsan bu mümkün değildir şeklinde onlar üzerinde bir baskı kurulması ve bu arada Amerika'nın da fazla uzun sürmeyen bir süre içinde bölgeden çekilmesini sağlamak mı doğru olur askeri strateji olarak ve aynı zamanda siyasi olarak? Bunu düşünmekte fayda var tabii. Ama öte yandan esas mesele bence Türkiye'nin açık olması ve kararlı olması gereken konu şu. Suriye'ye yeni bir anayasa isteyenlerden birisi mi olmalıyız? Yoksa Suriye'nin mevcut anayasası Suriye için en iyisidir mi demeliyiz? Bence ikisi doğru. İkincisi doğru, pardon. Yani Suriye mevcut milli üniter devlet yapısında devam etmelidir. Oysa ben bazı açıklamalarından yetkililerimizin Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir anayasa getirileceği ve bunu bekleyen taraflardan birisi olduğu intibanı ediniyorum. Oysa yeni bir anayasa demek mevcut anayasanın değiştirilmesi anlamına gelir. Peki mevcut anayasa milli ve üniter devlet yapısında ise ve siz bu anayasayı değiştirecekseniz nasıl değişir? Anayasanın bir şekilde federalizme cevaz verir hale getirilmesiyle mümkün olur. O da
Suriye'nin doğusundaki PYD'nin şu veya bu şekilde bir takım özellikler elde etmesi olur. Yani adı federasyon olmaz fakat öyle şeyler yazılır ki içine. Yani basbayağı bir federasyona evrilmiş olur Suriye devleti. Dolayısıyla burada Türkiye'nin belki Suriye konusundaki düşüncelerinin nihai bir netleşmeye ihtiyacı var. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar Fırat'ın doğusundaki tehlikeye odaklanmamız gerektiği yönündeki konuşmasının fevkalade önemli olduğuna kesinlikle dikkat çekmek isterim. Bunu ben geçenlerde en az bir iki kere de yine sosyal medya hesabımdan attığım tweetlerle ifade ettim. Şöyle ki Türkiye dış politika sorunlarıyla çok fazla boğuşan bir ülke. Yani bir bakıyorsunuz Brunson meselesi Türkiye'nin gündemini belirlemeye başlıyor. O bitiyor, ardından Kaşıkçı cinayeti geliyor. Şimdi bunlara yoğunlaşırken Fırat'ın doğusundaki odaklaşmadan uzaklaşmamak gerekir. O bizim için hayati bir tehlikedir orası ve stratejik bir tehdittir. Ve dolayısıyla biz o tehdidi gündeme getirdikçe bir de gerek Ruslar gerekse Suriyeliler, Suriye hükümeti o tehdide aynı şekilde odaklaştıklarını gösteren açıklamalar yapıyor. Yani Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilhassa bu tür açıklamaları bu iki devlet üzerinde de aynı tehdidi, aynı tehlikeyi dile getiren uyarılar yapılmasına sebebiyet veriyor ve olumlu oluyor. Dolayısıyla bu odaklaşmadan vazgeçmemek lazım. Bu konudaki kararlılığı sürdürmek lazım ama öte yandan Suriye ile ilgili ve Suriye'nin anayasal yapısıyla ilgili olarak kafamızı netleştirmekte de çok büyük fayda var. Yani biz eğer şunu bekler ve istersek Cenevre'de bir yerde 5-10 tane devlet bir araya gelecek. Bunlar bir takım temsilciler seçecekler. Ondan sonra onlar orada oturacaklar, bir anayasa hazırlayacaklar. Bu bizim arzuladığımız Suriye olmaz. Buraya birçok federal unsur, federe unsur yedirilir, özellikler getirilir. Ve Suriye sonuçta yönetilemez bir devlet haline gelir. Yani bir tür Bosna Hersek olur. Bunu Bosna Hersek'te denediler. En kötü örneklerinden biri. Ortaya yönetilemez bir devlet yapısı çıkıyor. Amerika 2003'ten sonra Irak'a bir anayasa empoze etti. Ve görüyorsunuz Irak neredeyse yönetilemez hale geldi bütün bunlardan dolayı. Şimdi benzerini... Üstelik Suriye devleti büyük ölçüde savaşı kazanmasına rağmen Suriye'de yapmak ne Suriye'nin ne de Türkiye'nin milli çıkarlarına hizmet eder diye düşünüyorum. Netleşme ve belirsizlik dediniz az önce Türkiye'de yetkililer. Sanırım burada hani yapılan açıklamalarda, demeçlerde Suriye devleti ya da hükümeti demek yerine rejim demek, onu tercih etmek ya da ne bileyim işte Suriyelilere bırakacağız şeklinde vurgular yapmakta biraz buna delalet. Fakat burada şunu da sormak istiyorum. Bugün Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı şunu da söyledi. Cenevre çözemedi, Astana çözüyor dedi. Şimdi milli üniter bir devlet diyorsunuz Türkiye'nin yararına. Mevcut bir anayasa zaten var diyorsunuz. Bunların yerine üniter yapıyı bozan bir federatif yapı ya da yeni bir anayasa. O zaman bu cümle ne anlama geliyor yani? Astana çözüyor, Cenevre çözemedi. Cumhurbaşkanı'nın bu cümlesini nasıl yorumlamak lazım? Cenevre bugünkü, yarınki zirveden sonra da tamamen böyle hani etkinliğini ya da ağırlığını kaybedebilir mi? Cenevre ile ilgili süreç bir anlamda noktalanabilir mi önümüzdeki günlerde? Vallahi ben noktalanmasından yanayım ve burada da kilit ülkenin Türkiye olduğu kanaatindeyim. Eğer Türkiye milli üniter bir Suriye yapısı fikrine yönelir ve bunu kendi dış politikasının ana hedefi haline getirirse Cenevre zaten anlamsızlaşır. Yani Cenevre'yi şöyle düşünelim. Burada ağırlıklı olan Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yardımcı olan Avrupalı birkaç ülke var. Bunların başında da Fransa geliyor. Ve bunların amacı Suriye'yi bir şekilde bölmek. Yani Suriye'den bir Kürt antitesi Fransızcasıyla çıkarmak,
O da Fırat'ın doğusundaki mevcut hali resmi hale getirmek. Ha şimdi buna izin vermememiz lazım. Yani işte Suriye devletini ve onun hükümetini Esad rejimi falan diye görerek ve o kızgınlık ve o öfkeyle devam ederek esas buradaki tehlikeyi görmezden gelmek demeyeceğim. Çünkü gördüğümüz ve o tehlikeye dikkat çektiğimiz açık ama o tehlikenin ortadan kalkmasına tam olarak yardımcı olmayacak politikalarda ısrar edersek kendimize de Suriye'ye de zarar veririz açıkçası. Çünkü dediğim gibi ortada eğer bir anayasa varsa ve bu anayasa milli üniter yapıdaysa ve siz bir şekilde Suriye'nin Suriye için yeni bir anayasa hazırlanmasını istiyorsanız ve bunda da ısrarcıysanız o zaman ne olacak? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa'daki müttefikleri, Amerika'ya bu konuda yardımcı olan başta Fransa olmak üzere bu ülkelerin bu konudaki çabalarının üzerine oturduğu varsayım şu. Diyorlar ki Türkiye nasıl olsa Şam hükümetiyle uzlaşmayacaktır. Türkiye Şam hükümetiyle uzlaşmayacağına göre biz bir şekilde Suriye devleti alandaki savaşı kazanmış olsa bile ki şu andaki durum büyük ölçüde bu noktada biz ona bir şey empoze ederiz bir anayasa. Burada da Rusya'nın savaşı bir şekilde sonlandırıp bir barış anlaşmasıyla taçlandırma fikrini de bu varsayımın içine enjekte ederseniz her ne kadar Rusya Suriye'nin mevcut yapısıyla devamını mutlaka arzu eder ama o da dediğim gibi kendisi de federasyon olan bir devlet. Yani sonuçta başka çare yoksa ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün uzun vadede bozulmayacağı gibi bir takım kabullenmeler söz konusuysa ne yapalım böyle olsun diyebilir. Hangi şartlarda diyebilir? Ankara ile Şam'ı uzlaştıramadığı takdirde. Ama Ankara ile Şam uzlaşırsa o zaman bu varsayımlar ve bu politikalar ve dolayısıyla başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer ülkelerin beklentileri çöker. Buna konsantre olmamız lazım. Bakın geçenlerde CIA'nin eski başkanlarından Leon Panetta'nın bir mülakatı yayınlandı. Orada Kaşıkçı'yla vesaireyle ilgili söyledikleri ön plana çıkarıldı. Ama orada bir şey diyor. Diyor ki Panetta şu andaki diyor bizim için en önemli konu Türkiye'nin rızasını kaybetmeden. Türkiye'nin rızasını alarak Fırat'ın doğusundaki PYD'ye bir statü kazandırmalıyız diyor. Bu bizim için çok önemli. Eğer bunu kazandırırsak işte onu anlatıyor kendi hikayeleriyle. Amerika'daki şu günlerde anlatılan hikayelerle. İşte İran'ı dengeleyecekler bilmem ne yapacaklar falan. Doğru. Ama oradaki varsayım yine şu. Türkiye'nin rızasıyla. Peki Türkiye buna nasıl rıza gösterir? Türkiye PYD'nin yani PKK'nın Suriye'de devletleşmesine razı olur mu? Türkiye'de kıyasıya mücadele ettiği bir terör örgütünün sınırının hemen ötesinde hiç hak etmediği çok geniş bir coğrafyada etnik temizlik vesaire yaparak baskı kurarak Amerika'nın kontrolünde devletleşmesini kabul eder mi? Bu Türkiye'nin çıkarına olabilir mi? Olamaz. Peki nasıl olacak? Varsayım şu, nasıl olsa Ankara Şam'la uzlaşmaz. Ankara Şam'la uzlaşmayacağına göre böyle bir şeyi yapmalıyız biz. Amerika'nın Fırat'ın doğusunda bulunmaya devam etmesi, varlığını sürdürme kararı alması da aynı varsayıma dayanıyor. Suudi Arabistan'ın PYD'ye para göndermeye zorlanması Amerika tarafından da aynı varsayıma dayandırılıyor. Yani burada kilit ülke Türkiye. Eğer Türkiye kafasındaki bu blokajı kırıp tamam kardeşim benim milli çıkarlarım Şam'daki hükümetin çıkarlarıyla adeta birebir örtüşmektedir. Türkiye Suriye devletinin toprak bütünlüğü bozulmamalıdır. Suriye devletinin toprak bütünlüğünün bozulmaması demek aynı zamanda Suriye'nin bütün topraklarının Şam hükümetinin etkili egemenliği altına girmesi demektir. Ve bunu kısa veya orta vadede bozacak bir anayasa düzenlemesine izin vermemektir diyerek Şam hükümetiyle bir anlaşmaya gitmesi
Bunu da Rusya üzerinden çok kolaylıkla yapabilir. Hatta bir ara Suriye'de, İran'da Türk ve Suriyeli delegasyonların Fırat'ın doğusuna ilişkin toplantılar yaptığı haberler çıktığını hatırlıyoruz. Bu haberleri resmi yetkililer yalanlamadılar. Demek ki böyle bir takım görüşmeler de oluyor. Demek ki Türkiye bunu yapabilse, o zaman zaten bu dörtlü zirve mesela bir sonraki toplantısında Suriye konusunu Türkiye'nin hareket planı dahilinde ele almak zorunda kalır. İkincisi, alandaki gelişmeler, olaylar o kadar hızlı gider ki zaten dışarıdakilerin Suriye'ye yeni bir anayasa dayatması ya da buna benzer bir şeyler yapması için uygun ortam kalmaz. Yani şu anda da aslında bana sorarsanız çok uygun bir ortam yok. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Yani bizim milli mücadelede büyük taarruzu kazanmışız. Ondan sonra milli mücadeleye diyorsunuz ki ya sen şu yani Türkiye'nin Trakya topraklarını alma. İstanbul'un kendi egemenliğinde olması için ısrarcı olma. Kapitülasyonlar aynen devam etsin falan filan, bunu kabul eder mi? Şu anda Suriye'de eze eze geldi, yani toprakların 1/3'ünde aşağı yukarı egemenlik kurmuş durumda. Mesela İdlib'deki sorun da çözüldükçe, ki Türkiye burada ciddi bir gayret içerisinde, o sorun da çözüldükçe ne olacak? İdlib'de bir şekilde Suriye'nin egemenliğine girecek. Çünkü İdlib'deki sorun çözülüp de İdlib ila nihaye Suriye'nin egemenliğinin dışında kalacak diye bir şey yok. Türkiye'nin kontrolündeki toprakların da Suriye'nin kontrolüne geçmesi, hatta Türkiye'nin bunları Suriye ile uzlaşmanın bir parçası olarak da sunmasında bence fayda var. Ve bunların karşılığında bir şey istemek yerine tam tersine Suriye'nin egemenliğini, kendi toprakları üzerindeki etkili egemenliğini güçlendirmek amacıyla yapmasında fayda var. O zaman işte işler değişir. Ama şu anda Türkiye o noktaya geldi mi bilmiyorum. Ama ben yaptığım yani konuyu takip ederken gördüğüm bir şey var. O da şu: Türkiye mesela Soçi mutabakatından bu yana bu Fırat'ın doğusundaki tehlike konusunda çok daha dikkatli ve ciddi. Çünkü bir ara neredeyse işte bu batılı gazetelere yazılar yazıldığı sıralarda hatırlayın. Yani bütün masayı devirip işte bizim Orta Anadolu tabiriyle kavağı kökünden budayıp işte batılıları Suriye'ye davet edip gelin niye buraya karışmıyorsunuz diyecek noktaya geldi falan diye korkuyorum, ürküyordum. Bu da çünkü böyle bir şeye eğer Amerikalılar, ötekiler gelseler aslında bizim yönetimin belki de en arzu ettiği sonuç olan Esad'ın devrilmesi için gelmezlerdi. Suriye'yi bölmek için gelirlerdi. Zaten Türkiye'nin belki de onlardan ümidini kesmesinin sebeplerinden biri de o en son dalgalı dönemde bunu bir kez daha Batılılardan, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden görmesi oldu. Türkiye'nin Suriye ile olan uzlaşmazlığını, anlaşmazlığını Fırat'ın doğusundaki PYD'ye devlet oluşturmak için kullandıklarını gördü. Çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Türkiye'nin çıkarı milli, üniter devlettir diyorsunuz. Zaten bir anayasası var diyorsunuz. Cenevre noktalanmalı diyorsunuz ve kilit ülke Türkiye diyorsunuz. Şimdi şunu sormak istiyorum son olarak, Türkiye'nin kilit olmasından mütevellit. Şimdi inisiyatif el değiştiriyor. İnisiyatif koyan ülkeler var. Ağırlık ya da sıklet merkezi de değişiyor dünyanın. Buralarda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum ama tabii Batı özel olarak Amerika'da tabiri caizse eli armut toplamıyor. Bunları böyle bir kenardan izlemiyor. İzlemeyecektir diye düşünüyorum. Buradan hareketle kilit Türkiye üzerine oynanan bir oyuna ya da bir provokasyona dikkat çekmek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Bu süreçte Doğu Akdeniz'de yeni bir taciz, tecavüz, ne bileyim yeni bir provokasyon beklemek gerekir mi? Ege'deki bu Yunanistan'ın çıkışları, kışkırtmaları da bu çerçevede mi ele almak lazım? Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Şimdi Allah'tan Yunanistan bir miktar gaza geliyor. Yani tam gaza gelmiyor belki de. Çünkü en son Çipras baktı ki pabuç pahalı olabilir. Türkiye'nin uyarılarını özellikle
uyarılarında askeri kanattan yapılması, Hulusi Akar'ın uyarıları üzerine bu 12 mille ilgili kararnameyi durdurmuş durumdalar. Ama o konuda benim az önce söylediklerimle doğrudan alakalı. Şimdi biz bu Suriye politikalarımız yüzünden, çünkü Suriye politikalarımız tamamen ideolojik bir bakış açısıyla planlandı. Milli çıkar kavramından uzaklaşıldı ve ideolojik bir takım amaçlar elde etmeye yönelik hale getirildi. Öyle olunca da her devletle bir konuyu sorun yapıp ilişkilerimizi bozduk. Daha önceden İsrail ile ilişkilerimiz bu Mavi Marmara'dan itibaren pek iyi gitmiyordu. Onu iyice bir ideolojik çatışma konusu haline getirdik. Ardından Mısır'la bozuştuk. 2013 yılından bu yana 5 yılı aşkın bir süredir Mısır'la kan davalık durumdayız. Yine bu politikalarımızdan dolayı ki biz Orta Doğu'da bize bakanlar Türkiye'nin bir ihvancı yönetim içinde olduğu görüşündeler. Dolayısıyla Mısır, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri gibi Katar hariç ülkeler ihvan hareketine, Müslüman kardeşler hareketine şiddetle muhalefet ediyorlar. Çünkü ihvanın bu hareketin en büyük eleştiri okları bu ülkelere yönelik. Onlar da bir araya gelip bir manada bir ucu da Türkiye'ye karşıtlığı olan bir ittifak oluşturdular. Şimdi bizim bir an önce bu politika yerine Türkiye'nin milli çıkarlarını ve faydacılığı öne çıkaran yeni bir politikaya yönelmemizde fayda var. Bunu yaparsak Mısır'la uzlaşabiliriz. Çünkü Mısır'ı ve İsrail'i hatta Kıbrıs Rumlarıyla ve dolayısıyla Yunanistan'la yan yana getiren tek şey Türkiye karşıtlığı. Burada Türkiye karşıtlığını şöyle de söylemek lazım. Türkiye'nin onlara karşıtlığı. Yani onlar Türkiye'nin kendilerine karşı ideolojik tavır içeren bir karşıtlık, tırnak içinde bir düşmanlık politikası izlediğini ve bunu kararlılıkla sürdürdüğünü gördükten sonra bu politikalara savruldular. Ha, İsrail'de, Mısır'da sütten çıkma ak kaşık değil, herkes kendi çıkarlarının peşinde. Ama şöyle bakmakta fayda var. Bu ülkeleri bir araya getiren şey Türkiye karşıtlığı bir. İkincisi de bu coğrafyadan çıkarabilecekleri doğal gazı Avrupa'ya birlikte gönderebilme ihtimali. Yani Avrupa'ya yapılacak Akdeniz'in altından bir doğal gaz boru hattıyla götürebileceklerini düşünüyorlar. Oysa biz Mısır'la ilişkilerimizi düzeltirsek, İsrail'le ilişkilerimizi ne kadar eleştirirsek eleştirelim, İsrail'e karşı olan Arap devletlerinin hak davalarına ne kadar destek verirsek verelim, sürdürülebilir bir hale getirirsek İsrail'le ilişkilerimizi, ki eskiden bunu gayet güzel nüanslar üzerinde başaran bir ülkeydik, Suriye ile de toparlarsak, o zaman zaten bu doğalgaz hatlarının Türkiye üzerinden getirilmesi sağlanabilir, bu konuşulabilir. Veya Kuzey Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye bağlanması söz konusu olabilir. Çok kolay olur. Çünkü Suriye İsrail'in doğalgaz boru hattına izin vermeyebilir hala. Belki de verebilir, bilmiyoruz. Ama bunları konuşmak, bu tür faydacı yaklaşımlar üzerine yoğunlaşmak gerekir. Bunlardan Türkiye'nin çok büyük faydası olacaktır orta vadede. Ama kısa vadede şu anda Türkiye'ye karşı oluştuğu gözlenen bir ittifakın, yani Mısır, İsrail, Kıbrıs Rumları ve Yunanistan ittifakının kırılması söz konusu olacaktır. Türkiye Yunanistan'a karşı kendi haklarını zaten savunur ama sadece ordunun gücüne dayanarak dış politika yapılmaz. Tam tersine dış politikanın siyasi yollarla ve diplomatik kanallarla sonuca ulaşmayı başarması, ordunun sadece caydırıcılığından faydalanması lazımdır. Doğru olan budur. Ordu tabii ki her ihtiyaç duyulduğunda gücünden faydalanılması gereken bir enstrümandır Türkiye'nin dış politikasında. Ama dediğim gibi dış politikayı ideolojik gerekçelerle, bütün devletlerle kavgalı hale getirip sonra da orduya hadi bunları çöz demek pek doğru bir yöntem değil. Yani dediğiniz gibi burada Doğu Akdeniz'de çok ciddi sorunlar var. Yunanistan işte özellikle istifa eden Dışişleri Bakanı
bunları yapabileceğini zannediyordu. Yunanistan'ın, Yunanlarda böyle bir küçük süper devlet sendromu vardır. Dünyaya sanki Yunanistan ferman okuyacaktır. İşte dünyada Amerika vardır, Rusya vardır, Çin vardır, sonra Yunanistan vardır falan gibi konuşurlar. Bu hastalıklı kafa aynı zamanda şeyi de getiriyor. İşte Amerika'ya diyor ki siz Yunanistan'da birkaç tane daha üs açın, biz Türkiye'ye karşı şunu yapalım, bunu yapalım falan. Ama Tsipras ve diğerleri de görüyorlar ki yani böyle kolay bir iş değil. Üstelik Amerika'yı bu işlere ikna etmek de pek kolay değil. Ama bu tür tehlikelerin olabileceğini şimdiden görüp Yunanistan'ı ve Rumları bu coğrafyada tecrit etmeye bakmamız lazım. Onun için de Mısır'la ilk olarak Mısır'la ilişkilerimizi düzeltmenin yollarına bakmak lazım. Hatta benim şu Kaşıkçı cinayetinden sonra yine paylaştığım mesajlarda ısrarla şunun üzerinde durdum. Yani biz bu Kaşıkçı cinayetini efendim bu Suudi veliahtı ortadan kaldırmadan, siyaseten yok etmeden bırakmayacağız biz bu işin peşini demek yerine, çünkü o yandaş medyada maalesef böyle mesajda şeyler çıkıyor, yorumlar çıkıyor ısrarlı bir şekilde. Böyle bir politikaya savrulmak yerine Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi iyileştirip Suudilerin de yardım ve desteğiyle Mısır'la ilişkilerimizi bir an önce toparlamakta fayda var. Aksi takdirde dış politikanın anlamına ve dış politikanın doğasına aykırı işler yapmaya devam etmiş olacağız diye düşünüyorum. Değil mi? Dış politikada dost düşman yok. Milli çıkarlar vardır. O çıkarlara uygun hareket etmek gerekiyor. Hocam yine çok güzel bir sohbet oldu. Bir de dost kazanma sanatı. Yani şöyle, bir devletle bir şey bahane edip bir şeye takılıp ondan düşman olmak yerine o bir konuyu hapsedip diğer alanlarda çıkarlarımızı nasıl genişletiriz diye bakacaksınız. Öbür konu belki zamanla çözülür veya o konu hapsolmuş kalır, ilişkileri bozmaz. Bütün bunlar bir sanat yani. Bunlar çok. Türkiye bunları yapabiliyordu. Üstelik AK Parti de bunları yapabiliyordu 2011 yılına kadar. Tabii tabii. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yine faydalı bir sohbet oldu. Aydınlatıcı bir sohbet oldu. Katılıp katkıda bulundunuz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal'dı konuğumuz. Yarın yapılacak, İstanbul'da yapılacak Suriye zirvesini ve tabii bunun yansımalarını hem bölgede hem dünyada bunları konuştuk. Doğu Akdeniz konusu önemliydi. Bu konuda da hocamızın dediği, yani sadece ordunun gücüyle diplomasi olmaz dedi. Bu vurguyun altını çizmek istiyorum. Kısa bir ara vereceğiz yine. Aranın ardından gün ortası devam edecek. Bizden ayrılmayın. Büyük milletimizin Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'in... Cimdeniz'deki sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'in... Cimdeniz'deki sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Efendim gün ortası devam ediyor. Haberlerle devam edeceğiz programımıza. Balık sezonu açılalı yaklaşık 2 ay oldu. Balıkçılar palamut bolluğundan memnun. Son 5 yıl oranla tezgahlarda balık şenliği var. Üstelik fiyatlar da kırmızı ve beyaz et oranla daha uygun. Peki palamut bolluğu ne anlama geliyor? İşte yanıtı. Bu sene balık bol. Kış bol olacak. Palamut bu sene bol. Vallahi şu an bolca palamut var. Bir aşağı yukarı 8-10 senenin bereketi yani. Bu sene bayağı bol. Evet, tezgahta kardeş gibi görünüyorlar. Ancak denizde durum tam tersi. Çünkü onlar zıt kutup palamut ve hamsi. Çünkü palamut yiyor hamsiyi. Büyük balık küçük balığı kaçırıyor. Palamut hamsiyi seviyor. Evet seviyor ama neden seviyor? Yemek için seviyor. Palamut çok olduğu zaman hamsi az oluyor. Çünkü palamut hamsiyi yiyor. Palamut hamsiyi yiyormuş, biliyor muydunuz? Ye tabii, ufak balık. Hamsi büyüyemedi çünkü bu sene palamut olduğu için palamutlar yiyorlardı onları. O yüzden hamsi yok. Yani bu sene az diye düşünüyoruz. Küçük şu anda zaten. Ama palamut bu sene boldu yani. İşler nasıl? İşler çok şükür iyi. Bu sene, geçen seneye rağmen bu sene iyi yani. 8-10 senenin bereketi yani. Bu sene bayağı bol. Yani karaya vurdu diyebiliriz. Kepçeyle topluyorlar, öyle diyeyim size yani. Diğer balıklar normal. İşte çinekop, sarı kanat falan geliyor bu ara. Lüfer falan geliyor da fiyatları biraz... Yüksek tabii, yeni başladığı için biraz yüksek. Tabii inşallah palamut gibi onlarda da bir bolluk olur. Çinekop 40 liraydı, 25 lira oldu. Palamut tanesi 8 liradan başlıyor, 15-20 liraya kadar var. Yani 8, 10, 15, 20.
boy boy. 600 gramlık, 1 kiloluk, 1,5 kiloluk. Hamsi de kilosu 5 lira, 7 lira. Tezgahlarda balık bol dedik. Kırmızı ve beyaz ete oranla da fiyatları oldukça uygun. Tabii bir de zahmetsiz olsa bütün mutfakların baş tacı olacak. Balık bedava. Gerçekten balık ucuz yani, bedava. Şarbon yok. Kuş gribi yok efendim. Orijinal deniz. Yani bir nevi hem kırmızı eti karşılıyor hem de beyaz eti karşılıyor diyebilir miyiz? Tabii canım, yani denizin en sağlıklı besini. Bir kilo et alacağına 2 kilo balık al, bir hafta ye. Abi! Olur, iyi günler. Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Eylül'de bir önceki aya göre %4,7 azaldı. Rezerv 84,7 milyar dolar olarak açıklandı. Merkez Bankası tarafından Eylül 2018 dönemine ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verileri yayımlandı. Buna göre resmi rezerv varlıkları Eylül'de bir önceki aya kıyasla %4,7 azalarak 84,7 milyar dolara indi. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları bir önceki aya göre %4,9 azalarak 65,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Altın cinsinden rezerv varlıkları %4,2 azalarak 17,7 milyar dolar oldu. Yerel seçim tarihi kesinleşti. Seçimler 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel seçimlere ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Seçim tarihi 31 Mart 2019 olarak kesinleşti. Ayrıca kamu görevlileri yerel seçimlerde aday olabilmek için 1 Aralık Cumartesi günü saat 17'ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerekiyor. Resmi gazetedeki YSK kararında mahalli idareler seçimleri 5 yılda bir yapılır. Her seçim döneminin 5. yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son pazar günü oy verme günüdür denildi. Sayın seyirciler, trafik cezalarını artıran kanun resmen yürürlükte. Resmi gazetede yayımlanan kanunla ayrıca Derecik beldesi de ilçe oldu. Karayolları trafik kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile hız sınırını %50 aşanlara 1002 lira, spin ve drift atanlara 5010 lira, araç kullanırken cep telefonu kullananlara da 235 lira ceza uygulanacak. Hız sınırı bir yıl içinde 5 kez ihlal edenlerin sürücü belgesine 1 yıl süreyle el konulacak. 5 yıl içinde sürücü belgesi ikinci kez geri alınanların ehliyetleri iptal edilecek. Araçlarında usulsüz çakar lamba ve siren kullananlara 1002 lira idari para cezası uygulanacak. Kırmızı ışık ihlallerinde belirli sürelerle ehliyete el konulacak. Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ard arda şerit değiştirenlerle ters yönde araç sürenler 1002 lira idari para cezasına çarptırılacak. Süresinde muayenesini yaptırmayanlarla emniyetsiz raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara 488 lira ceza kesilecek. Öte yandan uzman jandarmaların astsubaylığa geçişinde yaş sınırı 31'den 35'e çıkarıldı. Ayrıca kanunla birlikte Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi ilçe oldu. Bu kapsamda Şemdinli'ye bağlı Anadağ, Gelişen Ortaklar ve Uslu köyleri de Derecik ilçesine bağlandı. Suriye sınırında sele kapılan 6 göçmen hayatını kaybetti. Balıkesir'de ise 102 göçmen yakalandı. Suriye sınırındaki Kızılçat mahallesi yakınlarında bir grup Suriyeli sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken sel sularına kapıldı. Hatay'ın Yayladağ ilçesi Suriye sınırına sele kapılan 6 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri Suriyeli olduğu belirlenen 6 kişinin cansız bedenine ulaştı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ise yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midil Adası'na gitmeye çalışan 102 göçmen yakalandı. Ayrıca Adana'da 25, Aydın'da 35 ve Kırklareli'nde 56 göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada bu yıl 218.950 göçmen ve 4.569 organizatörün yakalandığını belirtti. Eğitim İş Sendikası Danıştay'ın andımız kararını
kararını uygulamayan Milli Eğitim Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulunacak. Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, anayasaya göre bakanlığın andımızı bir ay içinde okullarda okutmasının zorunlu olduğunu söyledi. Yıldırım, aksi takdirde yargıya gideceklerini belirtti. Kazandığımız davanın arkasındayız ve süreci bir ay içerisinde takip edeceğiz. Eğitimciler, Danıştay'ın andımız okullarda okutulmalı kararını uygulamaya koymayan Milli Eğitim Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kendisine tebliğ edildiği tarihi itibariyle, yani dün itibariyle bunu temize götüreceğini söylemişti ve temize götürdü. Temize vermiş olması bunu uygulamaktan geri durdurmayacaktır. Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, anayasaya göre Danıştay'ın kararlarının bir ay içinde uygulanmasının zorunlu olduğunu hatırlattı. Bir ay içerisinde bunu, mahkemenin kararını Milli Eğitim Bakanlığı uygulamaya sokmak zorundadır. Ulusal kanala konuşan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Danıştay'ın kararını uygulamaması durumunda bir ay sonra yargıya başvuracaklarını açıkladı. Biz Eğitim İş Sendikası olarak bir ay sonrasında eğer bunu Milli Eğitim Bakanlığı uygulamaya getirmediği takdirde, fiili olarak okullarda bunun uygulanması ve okutulmasını hayata geçirmediği takdirde Eğitim İş Sendikası olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nı Danıştay'ın almış olduğu mahkeme kararlarını uygulamadığı için yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu arada Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Adana'da da Cumhuriyet'in öğretmenleri andımızın okullarda okutulması için eylem yaptı. Cumhuriyet'in öğretmenleri olarak andımızı okumaktan ve andımızdaki ilkeleri öğrencilerimize öğretmekten, belletmekten vazgeçmeyeceğiz. Eyleme Vatan Partisi, CHP, DP, DSP, ADD, CKD, TESUT ve DİSK de katıldı. Eğitim İş Adana Bir Noğlu Şube Başkanı Galip Reha Ertekin, Danıştay kararının uygulanması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Tüm gerici uygulamalara karşı her türlü mücadeleyi verip Cumhuriyet ruhunun çocuklarımıza aşılanmasına engel olmak isteyen her güce karşı dimdik duracağımızı ilan ediyoruz. Açtığın yolda, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, gösterdiğin hedefe, ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk'üm diyene. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın andımız kararı üzerinden Danıştay'ı hedef almasına hukukçulardan tepki geldi. Andımız kararının temyiz aşamasında olduğunu hatırlatan avukat Ceyhan Mumcu, yargı süreci devam eden bir davayı etkilemeye çalışmanın anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da andımız tartışmalarına ilişkin sessizliğini bozdu. Yasayı uygulamak yerine yasa koyucu gibi hareket etmek asla doğru değildir. Bu tartışmanın temelinde de bir hukuki haklılık yok. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın andımız okullarda okutulmalı kararı veren yüksek mahkemeyi hedef alması, yargıyı baskı altında tutmak olarak yorumlandı. Hukukçulara göre bu suç teşkil ediyor. 5 yılda and ile ilgili karar veriyor Danıştay. 2013'ten 2018'e kadar neredeydiniz? Anayasa ve yasa hükümlerini yok sayarsanız hukuk devletinden sapmış bir durumda oluyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay 8. Dairesi'nin kararını Danıştay Genel İdare Kurulu'na başvurarak temyize taşımıştı. Bakanlığın bu hamlesine dikkat çeken avukat Ceyhan Mumcu, Erdoğan'ın açıklamalarının yargı kararlarını etkileyebileceğini söyledi. Bunun da yargılaması devam eden bir dava açısından anayasaya aykırı olduğunu vurguladı. Eğer milli iradede bilinçli ve samimiyseniz, bu yargının hukuk devleti ve uygulama birliğini sağlamak üzere verdiği kararlardan rahatsız olmamanız gerekir. Bir yandan Danıştay'ın kararı tartışılırken gözlerin çevrili olduğu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da temyiz başvurusu sonrası ilk açıklama geldi. Andımızın okullarda okutulması gerekliliğinin üzerinde durmayan Selçuk, yaptıkları temyiz başvurusuna değindi. Hukuki süreç yürüyor. Ateş etmenin ya da ne bileyim işte bu böyledir, bu böyle değildir demenin şu arada eğitimin menfaati icabı. Bunun hukuki bir süreç olduğunu söylemekle iktifa ediyorum. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından TİKODER Genel Başkanı Aziz Koçal bizimle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın. Büyük milletimizi Türk Silahlı Kuvvetleri Afrika'daki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrika'daki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz. Şey 25 19. yılı 29. yılı.
Evet, yayındayız. Aziz abi hoş geldin. Aziz Koçal, TİKODER Genel Başkanı. Demin de anons etmiştim. 15 günde bir cuma günleri bizlerle birlikte oluyor. Abi hoş geldin. Yine olur, tüketici için belli başlıklar belirledik. Bu arada TİKODER'in kuruluş yıl dönümü, onu konuşuyorduk. O arada yayına girdik. 25 yıl oldu değil mi abi? 29'a girdik. 29'a girdiniz pardon. Evet, 28 bitti. 29. yaşımızı kutladık dün. Maşallah. Tabii her defasında söylüyoruz. Türkiye'de tüketiciyi koruma kanunu yokken TİKODER vardı. Vardı, kuruldu. Bu tencere tava satışlarından ev ev dolaşıp pazarlamacılar tencere tava satıyordu. Değil mi? Bir dönem Türkiye'de. Evet, oralarda mağdur olan tüketicilerin haklarıyla başladı neredeyse yani. 29 yılda tabii hep tüketicilerle biz vardık bu mücadelenin içerisinde. Hiçbir siyasi partinin siyasi görüşün temsilcisi olmadık. Hiçbir ticari kuruluştan bağış alarak onun borazanlığını deyim yerindeyse yapmadık. Ya da göz yummadık. Tabii göz yummadık. İlkelerimizden taviz vermeden tüm tüketici hakları ihlallerine karşı bir mücadele sürdürdük 28-29 yıldır. Burada tabii bu kuruluşta kurucu başkanımız Sayın Ayşe Akman, hanımefendi saygılanıyorum, kurucu başkanımızdır, halen hayattadır. TİKODER'in bayrağını daha yükseğe çıkartan ve tüketici hakları için aktif mücadele eden onursal başkanımız Sayın Mehmet Sevim'i de rahmetle anıyorum. Onların büyük emekleri var. Tabii ki kurucu başkanım, kurucu üyelerimiz, TİKODER'in 29 yıldır TİKODER'e emek veren, tabii şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri, biz geniş bir aileyiz. Herkese, emek veren herkese bugüne gelmemizde o emeklerine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gönüllülük temelinde biz mücadele veriyoruz. Herkes gerçekten gönüllülük temelinde ciddi bir emek veriyor. Ekonomisinden kısarak, ekmeğinden kısarak buraya aidat veriyor, bağış veriyor giderlerin karşılanması için. Zamanından yani aile hayatından ödün veriyor. TİKODER'e zaman ayırıyor. TİKODER mücadelesine, tüketici hakları mücadelesine zaman ayırıyor. Telefonun başında bekleyerek tüketicilerden gelen şikayetlere onları doğru yönlendirebilmek için o telefon başında bekleyen yöneticilerimiz, bunların çok büyük emekleri var, çok büyük katkıları var. Onlar olmasa TİKODER olmazdı. Ben bir kez daha onlara çok teşekkür ediyorum ama aradan mesela ilk tüketici kanunu 1995 yılında çıktı ve 23 yıl geçti ve 23 yıl geçmesine rağmen tüketici hak ihlallerinin hala bitmediğini görüyoruz. Ki bir de kanun değişti, 6502'de çıktı. Güçlü teker ve kartellerin tüketicileri mağdur etmeye devam ettiklerini görüyoruz. Bunun karşısında devletin yeterli önlemleri alamadığını görüyoruz. Halen dünyanın en pahalı benzinini, en pahalı doğalgazını ödüyoruz. Elektriğe 9 ayda %44.42 zam geldiğini görüyoruz. Gıda yeterli beslenemiyoruz. Biraz sonra konuşacağız onları. Evet. Tarım ülkesi olmamıza rağmen tarımı ithal eder duruma gelmişiz. Yani anlatmakla bitmez ama bizim onurlu, dik duruş ve ilkeli mücadelemiz tüketici hakları doğrultusunda, evrensel tüketici haklarının tüketicilere kazandırılması doğrultusunda devam ediyor. Harika. Dile kolay. 29 yıl koskoca bir aileden bahsediyoruz. 29 yıl bir mücadeleyi böyle sürdürebilmek, devam ettirebilmek. Yeni yeni değil mi? Bir sürü şube de açılıyor yani. Tabii. Yani örgütlenmeye, büyümeye de bir anlamda devam edebilmek önemli. Vallahi biz de ses soluk olmaya çalışıyoruz. Üzerimize düşen bu. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yani biz tüketicilerin gerçekten örgütlü olmasını çok önemsiyoruz. Aynı zamanda bilinçli olmasını da önemsiyoruz. Zaten TİKODER'in bir amaçlarından bir tanesi tüketicileri hakları konusunda bilinçlendirmek, bilinçli birer tüketici yapmaktır ki bilinçli tüketici zaten örgütlü tüketici demektir. Yani örgütlü şikayet tüketici ya da dilekçe yazmak değil tabii mahkeme ki. Kovalamak yani, değil. Evet. Evrensel tüketici haklarının 8 tane hak var. Bu çerçevede mücadeleyi örgütlemektir. Ve dünyada da bu böyledir. Dünyada tüketici örgütleri zaten muhalif bir örgüttür. İktidarda kim olursa olsun. Tüketici hakları doğrultusunda tüketicinin yararına çıkan her türlü çalışmalarda elbette ki kamunun yanındayız. Tüketici haklarının daha iyi korunabilmesi için, çünkü tüketici en zayıf halkadır, korunmaya muhtaç olan kesimdir. Bunun karşısında sermaye vardır, bunun karşısında kapital vardır, sermaye kartelleri vardır. Onların zaten kendilerini koruyacak zırhları var ama tüketiciyi koruyacak zırh yok. Evet. Onu da devlet zaten bunu bildiği için de Anayasa'nın 172. maddesinde tüketiciyi korumakla devlete bir görev verilmiş, bir
yetki verilmiş. Ondan dolayı da tüketicileri korumakla görevliyiz ya. Evet. Şimdi tüketici zırhı yok dedik, güvensiz dedik. Bu işte gıda güvenliğini biraz konuşalım. Bugün belirlediğimiz iki başlık var sayın seyirciler. Tohumdan sofraya o gıdanın güvenliği. Tüketici burada nasıl mağduriyetler yaşıyor? Ne tür örnekler var? Ne yapabilir? Ne yapmalı? Bunu konuşacağız biraz. Bir de bir diğer başlık, istenmeyen mesajlar var. Cep telefonlarımıza geliyor. Bazen çağrı da gelebiliyor. Çağrıda o sesli sistemlere verdiğiniz yanıtlar da aleyhinize dönebiliyor. Yani bir yerde evet demeniz, işte onu kabul ettiğiniz gibi kullanılabiliyor falan. Böyle sorunlar yaşıyor. Tüketici buralarda ne yapmalı? Bu mağduriyetler karşısında nasıl davranmalı? Bunu konuşacağız. Bu arada sizler de soru sormak isteyebilirsiniz. Sorunlarınızı dile getirmek, çözüm arayabilirsiniz. Elektronik posta yoluyla, kısa mesajla, Twitter üzerinden @umuttezerere ya da telefon yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Onu da belirtmiş olalım. Gıda güvenliği. Bakanlık son yıllarda bazı açıklamalar yapıyor. Bazı şirketler ifşa ediliyor. Bunlar işe yaramıyor mu? Öyle sorayım. Gıda güvenliği konuda nasıl bir tehditle karşı karşıyayız tüketici olarak? Bunlar işe yaramıyor mu? Yaramıyor. Ancak tüketici aslında bakanlığın sitesinden bu firmaları görerek ona göre alışveriş yapmalarına belki faydalı. Hı hı. Bunların işe yaraması için yani tüketicinin sağlığını tehdit eden tahşiş ve taklit ürünlerin piyasaya sürülmemesinin önünü kesebilmenin yıllardır söylüyoruz. Sadece para cezasını da vermek ya da o firmayı kapatmak caydırıcı unsur olmuyor. Niye? Çünkü gıda piyasaya sürülmüş oluyor. Hı hı. Sürerken bir denetim yapıp o konuda denetleyemiyorsunuz. Bir denetim eksikliği var. O gıdayı tüketici tüketiyor zaten. Tükettikten sonra yapılan tahliller sonucu bunun gıdaya, insan sağlığına, tüketici sağlığına zararları tespit edildikten sonra piyasadan toplatılma kararı çıkıyor ve o firmaya para cezası veriliyor. Bunun para cezalarının yetersiz olduğunu söylüyoruz. Hatta devlet bunu tahsil bile edemiyor. Niye? Adam firmayı kapatıyor. İçini boşaltıyor ve başka bir firma kuruyor. Bakın 22 defa aynı suçu işleyen firmalar tespit edildi. Para cezasıyla. İsmini değiştiriyor. İsim değiştirerek adresini bunu yapıyor. Adres değiştiriyor. Kurucusunu ya da şirketin sahibini değiştiriyor. Bunun önüne geçilmenin Türk Ceza Kanunu'nda da belki bir suçun net tarifi yapılarak bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz Eylül ayında bu konuda bir üreticiye, ayçiçek yağında hile yapan bir üreticiye 13 ay hapis cezası verildi. Hı hı. Çok yetersiz bir ceza ama bu bir caydırıcı unsurdur. Bunun Türk Ceza Kanunu'nda gerçekten tanımını yapılması gerekiyor ve cezanın ağırlaştırılması gerekiyor. Tekrarında hele hele daha çok ağırlaştırılması gerekiyor ki tahşiş ve tüketicinin sağlığıyla oynayan, ölümüne neden olabilecek ya da sakat kalmasına neden olabilecek taklit ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçilsin. Şimdi tabii biz buraya nereden geldik? Birleşmiş biliyorsunuz 16 Ekim Dünya Gıda Günü geçtik gerçi, hı hı, ama Dünya Gıda Günü nedeniyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün FAO'nun teması 2030'a kadar sıfır açlık olan bir dünya mümkün temasıyla kutlandı. Biz de işte TÜKODER olarak birçok paneller, tüketicileri aydınlatan yaptık. Gıda Mühendisleri Odası yaptı, Ziraat Mühendisleri Odası yaptı. Hatta birlikte yaptık. Burada bir farkındalık yaratmak, tüketicileri bilinçlendirmek, önümüze dönük bu konudaki politikaların oluşmasında bir ufku açmaya çalıştık tartışmalarda. Şimdi öyle bir noktaya gelmişsiniz ki dünyada bir tarafta obeziteyi tartışıyoruz tüketici sağlığına zararlı diye. Evet. Yani dünyada. Bir tarafta sıfır açlık mümkün diye, bir tarafta aç insanlar var, açlıklar konuşuluyor. Diğer tarafta israf konuşuyoruz. Doğru. Böyle bir döngü içerisindeyiz. Şimdi eğer bir ülkede açlık var ise o ülkede ya yeterli gıda yoktur ya da yeterli gıdaya alım gücü yoktur. Fakirdir, alamıyordur yani, insanlar. Tabii, evet. Şimdi bunun her ikisinin müsebbibi de aslında kapitalizmin ta da kendisidir. Sistem. Dünyada yani sistemindir. Dolayısıyla ülkede uygulanan tarım ve gıda politikaları da bunun başında gelir. Yani bir ülkede eğer açlık söz konusu ise ya da obezite söz konusu ise ya da alım gücü düşükse tarım politikalarını gözden geçirmek lazım. Tabii o ülkeden ana teması o ülkede uygulanan tarım politikalarıdır. Bakın Türkiye'de de bu uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle
Yine seninle sohbetlerde burada konuştuk. Hı-hı. Döviz kurunun Hı-hı. yükselmesine varana kadar bir süreci de etkiledi. Buraya geldi. Şimdi aşağıya baktığınızda biraz önce buraya yetişebilmek için taksiyle geldim. Taksici benim not aldığımı görünce dedi ki konu nedir dedim böyle. Abi dedi sen dedi yeterli beslendiğimizi düşünebiliyor musun dedi. Ben dedi sabah bir poğaça, öğlen yarım ekmek arası tavuk döner, akşam yarım ekmek arası tavuk döner, iki de su içiyorum dedi. Maliyeti bana 15 lira. Günlük 15 lira gıda harcamasıyla beslenmemi sağlamaya çalışıyorum. Sence yeterli beslenebiliyor muyum? Şimdi gerçekten bu gene ekmek arası döner alabilecek parayı bulmuş. Şimdi bakın ülkemizde Ağustos ayından itibaren yapılan son zamlar ve bu zamların geriye çekilmemiş olması, ki bunda kamu hizmeti verilen işte elektrik, doğalgaz, su dahil, biz şimdi zam yapan gıdalardan bunu geri çekin diyoruz da ama sen elektriğe %44 zam yapmışsın duruyor. Doğalgaza bir o kadar zam yapmışsın duruyor. Su keza Allah'lık o otomatiğe bağladılar onu. Her ay zam geliyor. Ya her ay zam geliyor. Bunun karşısında sen onları sabit tutarken esnaftan indirim istiyorsun. Ama sen onları da indirmen gerekiyor. Çünkü tüketicinin temel ihtiyaçlarında aynı zamanda ısınma, elektrik, su temel ihtiyaçlarından biridir. Dolayısıyla günümüze geldiğimizde Türk İş önceki gün açıkladı 1919 lira açlık sınırı. Diğer taraftan bakıyorsunuz 1603 lira asgari ücret. Arada uçurum başladı. Şimdi burada açlık sınırının altında bir asgari ücret veriyoruz. Yani ve bu açlık sınırı da burada dinleyiciler, izleyicilere de söyleyelim. Gıda harcamasıdır bu. Yani sadece yeterli gıda. Ölmesin bunda giyim yok, konut yok. Evet, ölmemek için. İnsanın insan olmaktan kaynaklı yaşayabilmesi için yapabileceği gıda harcaması. Bunun içerisinde eğitim yok, bunun içerisinde barınma konut yok. Giderleri yok, evet. Barınma yok, elektrik yok, yok, su evet. yok vesaire. Bunları ilave edildiğinde de yoksulluk sınırı tespit yapılıyor. Bunları ilave ederek yapılan yoksulluk sınırı ise 6.252 lira 4 kişilik bir ailede. 6.252 lira maaş alan kaç kişi var Türkiye'de çalışanlar arasında? Burada yapılması gereken birincisi bu döviz kuru ile ilgili bahane edilerek yükselen fiyatları üretim maliyeti artmadığı halde bir aşağıya çekmek. Üretim maliyetlerini de elektrik ve doğal gazdan dolayı yükselmemesi için de devletin de burada kamu hizmetinde bir süspansa yaparak o fiyatları da aşağıya çekmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve mutfak enflasyonu geçtiğimiz ay 24.52 yıllık. Halbuki daha mutfakta üretici enflasyonu yansımadı, tabii, yansıyacak o %46. Bir de mutfakta hissedilen enflasyon %50. Şimdi pazar çantalarına bakıyorum ben pazarda dolaşırken. Önceden çantalar dolu, şimdi yarısı. Yarım kilo oluyor insan. Yani hakikaten zor bir süreç bekliyor. Dolayısıyla açlık sınırının altında ücret alan bir insandan dengeli ve sağlıklı beslenebilmesini beklemek mümkün değil. Ama bu, yani şunu söylemek lazım. Gıda güvenliği diye başladık ama gıda güvenliği yalnızca işte zehirlenmek, işte kandırılmak, işte ehli işte etiketteki fiyat farklı, kasadaki fiyat, bunu böyle bakmamak lazım. Gıda güvenliği doğru gıdayla beslenebilmekten geçiyor. Yeteri kadar beslenebilmekten geçiyor. Tabii ki. Bunları yapamayınca yani kendiniz o anlamda yine güvende olamayacaksınız. Şimdi eğer açlık sınırı bir ücret alıyorsanız ne yapacaksınız? Merdiven altı üretilen kontrolsüz gıdalara yöneleceksiniz. Bir şekilde. Bu da senin gıdanı haliyle tehdit ediyor. Peki ürünler bazında gıda güvenliği noktasında hani örnek verebileceğimiz, demin örneğin 22 kere aynı kişilerin başka isimlerle başka adreslerde mağduriyet yarattığını söylediniz. Belli ürünler ya da belli alanlar var tabii, var zeytin yağlarında her zaman bu tahşiş her kontrolde bir zeytinyağı açıklandığında çıkıyor. Zeytinyağı mutlaka çıkıyor. Sucuk çıkıyor, sosis çıkıyor, köfte çıkıyor. Bunlara bu ürünlere biraz domuz eti, sıra, ha. domuz eti katıyorlar, tek tırnaklı eti katıyorlar. Bunlar daha ucuz çünkü. Hı hı. Kaşar süresi geçmiş, kullanma süresi geçmiş kaşarı alıyorlar, tekrar ütüyorlar, tekrar kaşar yapıyorlar. Bunlar çok, yani bunların denetim mekanizmalarını çok iyi kurmak gerekiyor. Bir artı son tüketim tarihi geçmiş olan ürünleri raftan alarak yeniden işlenerek tekrar yeni bir imalatmış gibi raflara konuluyor. İşte kaşar bunları bir örneği bazı kaşarlarda. Birçok gıda maddesinin, temel gıda maddesinde bu var. Tabii burada tüketicilerin son tüketim tarihi geçmiş ya da yakınlaşmış olan ürünleri kesinlikle almamaları gerekiyor. Bilmedikleri yerden almamaları. Tabii ki. AVM yerine,
evde bir ihtiyaç listesi hazırlayarak bir haftada ya da haftanın yarısında 5 günde tüketebilecekleri kadar ürünü al. Örneğin bir kalıp yerine yarım kalıp peynir almakla belki belli daha sağlıklı yaşayabilme ya israfın önüne geçebilmelidir. Şöyle bir algı var işte panellerde de tartıştık. Şimdi pazara gittiğimizde bir haftalık ürün alıyoruz. Halbuki dolapta bir hafta bekletilmekle o ürünün bize vereceği gıdanın azalmasına neden oluyor. Yani dolapta beklemesi vitamini, mineralleri yok ediyor ya da azaltıyor ya da zararlı hale de dönüştürebiliyor. Bu tür kötü alışkanlıklarımızdan vazgeçmek gerekiyor tüketici cephesinden de baktığımızda. Ama en önemlisi hileli gıdaya vatandaş ulaştığında, örneğin bir yoğurt aldığında içinde yabancı bir madde çıktığında ya da bir tavuk aldığında içinde yabancı madde çıktığında ya da bir üründen şüphelendiğinde ya da işte bir döner alıyorsun, dönerde normal Türk Gıda Kodeksine göre hazırlanmıyor. İçinde etten kalan her türlü çeşit katkı maddeleri var. Tabii bu arada işini düzgün yapan esnafları ayırmak lazım. Bunları tüketicinin tahlil ettirebileceği bir alan yok. En küçük bir tahlil ücreti 500 lira. Devlete gönderdiğinizde işte sen bunu açmadan, örneğin krakerde, balık kraker içerisinde geçen yıl bir tüketiciden şikayet gelmişti. İçinde kurt çıktı. Tüketici arıyor ilgili birimleri. Diyor ki paketi açmadan getirmen lazım. Ya paketi açmadan görmedim ki. Bunu paketin dışı zaten renkli. Kurdu nasıl göreyim? Çocuğa vermek üzere tabağa döktüğünde kurdu gördü. Ne yapacak bu tüketici şimdi? Kendi eliyle onu alıp oraya koymadı ya. Sonuçta bu kurdu o balık krakerin kendi ürettiği, yani süresi geçtiğinden dolayı ürettiğini belirleyebilecek laboratuvar hizmetimiz yoksa vay halimize. Yani. Dolayısıyla bu tür laboratuvar hizmetlerinin tüketiciye ücretsiz ve yerel yönetimlerde sağlanması gerekiyor. Her belediyede bu teknik donanımlı bu laboratuvarların olması gerekiyor. Bir. İki, mutlaka İl Ticaret Müdürlüğü'nün denetim elemanlarının yanı sıra belediyelerin zabıtaları bu konuda yetkilendirmeli. Hatta belediye içerisinde de gıda kontrollerini yapabilecek denetim elemanları yetiştirilmeli. O bünyeye verilmeli. Bunlar belediyeler yerel anlamdaki denetimleri daha sık yapıyorlar. Hı hı. Ve daha caydırıcı oluyor. Şimdi işte son hükümetin verdiği talimatla alanda görmeye başladık belediye zabıtalarını. Bunlar önemli diye düşünüyorum. Sağlıklı gıdaya ulaşımda denetimin önemi, tarım politikalarının gözden geçirilmesi, küçük çiftçiliğin artırılması yani teşvik edilmesi sağlıklı gıda için. En önemlisi yani tohumdan sofraya diyoruz, yerel tohumlar artık serbest bırakılsın. Yani bugün hibrit tohum ya da İsrail'in tohumunu ben Türkiye'de niye ekeyim ya? Benim atalık tohumlarım varken. Dolayısıyla bu tohum kanununun da yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Hayvancılık sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Biz Türkiye olarak kendimiz üretelim, kendimiz tüketelim. Tüketirken tükenmeyelim, harcarken harcanmayalım diyor. Peki. Şimdi bu hafta biraz süremiz de az esasında. Ha, evet. Birazdan bir konuk daha alacağım. Hı hı. O yüzden hemen bu şeye de geçmek istiyorum. İstenmeyen mesajlar. Orada nasıl mağduriyetler var? Tüketiciyi bu noktada nasıl uyarmak lazım? Bu anlamda mağdur olan tüketici ne yapmalı? Şimdi istenmeyen SMS'ler zaten bizim hepimizin telefonuna dünya kadar SMS geliyor. Ve rahatsız edici. Burada esas sorun şu. Yine söylüyorum ve her birçok yerde dile getirdik. Şimdi kişiye ait olan telefon kişinin mahremidir, dokunulmazıdır. Bu kişilerin kapısından dahi geçmediği firmalar, bu kişilerin telefonları nereden elde ediyor? Gitmediği ildeki bir firmadan tüketiciye mesaj, SMS veya e-mail geliyor. Bunlar nereden geliyor? Kim bu telefonları veriyor? Bunun kaynağı araştırılmalı ve bu suçtur. Yani kişi istemediği sürece kişinin telefonunu bir başka ticari kuruluşla ya da başka bir birimle paylaşmak suç teşkil eder. Dolayısıyla siz bunun kaynağına inmediğiniz sürece, burada elbette biz bunun kaynağının nerede olduğunu biliyoruz ama burada ifşa etmek istemiyorum. Bunu herkes biliyor. Bunun kaynağı araştırılmalı. Yani eğer biz şikayet ediyoruz. Ya bana bu firmadan, ben bu firmayı bilmiyorum, tanımıyorum, kapısından geçmem için bana mesaj geliyor. Bunu şikayet ediyoruz. O zaman kurumlar, resmi kurumlar, bu firmaya sen bu telefonu nereden aldın diye sormalı ve soruşturmalı. O kaynağı yok etmeli. O kaynak kurumadığı sürece bu SMS'ler devam edecek.
bu sen ceza kesmekle kalacaksın. Kaç kişi şikayet edecek? Bir vatandaş işi gücü bırakacak. Ya yazı yazacak İl Ticaret Müdürlüğü'ne ya da işte devletten şikayete girecek. Ya işimiz gücümüz hile, tüketici hakkı ihlaline uğradın şikayet. Hileli gıda oldun şikayet. Telefona SMS geldi şikayet. Sokakta yürüdün şikayet. Yani biz bir şeyleri düzeltmemiz lazım. Vatandaş hep şikayetle mi uğraşacak? Tabii burada bu SMS'ler geliyorsa bunu telefondan önleme yöntemleri var. Her telefonun kendine göre bir sistemi var. Telefoncularından bunu tüketicileri öğrenerek gelen SMS'leri engellesinler. Bu yöndeki SMS'leri. Ama bunun bir başka yolu var. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2 gün önce bir kararı yayınladı, basına yansıdı. İzinsiz reklam içerikli mesaj gönderen firmalara ilke kararı, uyarma, birinci ilk olarak uyarma gönderecekler. Adım aşama. İkincisinde ise hem para cezası, ki bu 1 milyona kadar para cezası verebiliyorlar, hem de savcıda suç duyurusunda bulunacaklar. Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilk defa buna taraf oldu. Doğru da bir karar bence. Ve burada bu konuda şikayetçi olan tüketicilerin buraya da, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na da web sayfasından ulaşabilirler. Şikayetlerini iletsinler. İl Ticaret Müdürlüklerine, bu konuda İl Ticaret Müdürlüğü'nde İstanbul'da örneğin şu anda bir masa, bir birim oluşturulmuş durumda çalışıyor. Oraya şikayette bulunsalar, bunlara ciddi para cezaları da kesiliyor çünkü. Yapabilirler. Ya hakkını arayan tüketici, biz hakkımızı ararsak haksızlıklar azalır. Ama kamu otoriteleri de tüketici bir ihbarcı konumuna sokmasın artık. Yani bunun gerekli kaynakları belli. Bunun kaynakları belli. Edilsin. Çünkü telefonların nerede olduğu belli. Telefon kayıtlarının. Yani kamu otoriteleri buralara ceza yaptırımı mı uygular yoksa yasaklama mı getirirler? Tüketicinin kişisel verileri, kişisel bilgileri ne pahasına olursa olsun yargı kararı hariç kimseyle paylaşılamaz. Buradan bir de menfaat elde ediyorlar. Yani örneğin sen bir ticari firmasın, elde ettiğin o telefon kayıtlarını elde ettiğin bilmem bir ticari anlaşma ya da oraya bir rant sağlıyorsun. Bu şekilde bu işler yürüyor piyasada. Bunun önüne geçilmesi için mutlaka kamu otoritesi, bunun kaynağı belli, burayı kurutsunlar. Yani siz bataklığı kurutmadığınız sürece sineklerle mücadele edemezsiniz. Sinekle mücadele edersin, bir sinek ölür ama o bataklığı kurutmadığınız sürece o bataklıkta tekrar sinek türer. Dolayısıyla eğer tüketici hak ihlalleriyle mücadele etmekte gerçekten samimiysek, eğer tüketici sağlığını tehdit eden gıda üretenlerle mücadelede samimiysek, eğer tüketicinin dengeli beslenmesini sağlayacak politikaların oluşturulmasında samimiysek, önce bataklığı kurutalım. Evet. Ve tüketici artık aç olarak yatağa girmekte ve bunun gıda güvenliği sürekli geriye gitmektedir. Ama sıfır açlık ve güvenli gıdaya ulaşım dünyada ve Türkiye'de mümkün. Çünkü dünyada tüm insanlara yetecek gıda var. Yeter ki adaletli dağılım yapılabilsin. Süren var mı bilmiyorum. Yok, sonuna geldik. Konum daha bekliyor. Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta biraz kısa kestik ama önemli konulardı. Zaten bunları hep konuşuyoruz. İki hafta sonra tekrar birlikte olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii dinleyicilerimizden de sorularını bekliyoruz. Hazırlasınlar her 15 yani gün. Yani hiç dertleri yoksa ne ala tüketicilerin, hani izleyenlerimizin, ama dertleri, sorunları, sıkıntıları, mağduriyetleri varsa onları da bekliyoruz. Zaten sosyal medyadan da o iletişim adreslerini duyuruyoruz. Aziz Koçal'la sohbeti noktaladık. Birazdan bir başka konuğum olacak. Divri Kültür Derneği Genel Başkanı Cafer Yıldız bizimle birlikte olacak. Sivas Divri. Cumhuriyet'in kuruluşunda o nüvelerin, o adımların atıldığı önemli yerler, önemli illerimiz, önemli merkezler. 29 Ekim'de de bir yürüyüş yapılacak, bir açıklama da olacak. Çünkü Divri'de, Mursal Köyü'nde bir süredir siyanürle altın madeni arama çalışmaları başladı. Geçen ay 3 Eylül'de de bir şekilde bu tetkik çalışma başladı. Ne diyelim? Sondaj çalışması, evet, yanlış söylemek istemiyorum. Bu arada Sayın Yıldız da geldi stüdyomuza, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siyanürlü altın maden arama, yani biz bunları duyuyorduk, Divri'de yeni ama değil mi? Yani 3 Eylül'de bu sondaj atılıyor ama öncesi de var sanırım. Ne zamandan beri böyle bir sıkıntı yaşıyor? 25 Divri, Temmuz'da Mursal Köyü. 25 Temmuz'da
hiç haberimiz yokken ekip geldi köye. Tabii maden ki, tetkik arama, yani devletin maden gönderdiği bir. Evet, maden tetkik arama enstitüsünün ekipleri sondaj amaçlı olarak geldiler. Altın çıkaracağız dediler. Altın rezervi arayacağız dediler. Arayacağız dediler. Peki sonrasında Eylül ayında, 3 Eylül'de sanırım jandarma eşliğinde giriliyor. 3 Eylül'e gelen süreçte birçok şey yapıyoruz. Neler oldu? Şöyle, tabii ekipler köye gelince biz Divriler duyarlı insanlarız. Hı hı. Hemen köylüler orada bir direnç noktası oluşturuyorlar. Hı hı. Avukatlarımız devreye giriyor. Gelen ekibin evrakları inceleniyor. Hı hı. Evraklar incelendiğinde evraklardaki görünen şeyle yapmak istedikleri şeyler arasındaki bir fark olduğu görülüyor. Orada jandarma komutanı da dirayetiyle ekip köye sokulmuyor ve gerisin geriye gönderiliyor evraklarını yeniden düzenlemeleri, yasal hale getirmeleri için. Biz tabii İstanbul'da örgütlü bir derneğiz. 52 yılında kurulmuş köklü bir derneğiz. Evet. 55 tane köy derneğimiz, 3 tane ilçe derneğimiz, bir de vakfımız var. İstanbul'da faaliyet yürütüyoruz. Bir araya geliyoruz. Bizim için yeni bir durum. Biz 70 yıldır demir çıkıyor bizim oradan. Evet. Bu ülkenin %70 demir ihtiyacını da Divriği veriyor yani. Bu ülkeye Cumhuriyet'in sağlam temeller üzerine yükselmesi için üzerine düşen görevi yerine getirmiş bir ilçedir. Altın konusunda bir geçmişi, bir yok, hikayesi var mı geçmişte? Şöyle, ilkel yöntemlerle çok eski tarihlerde bazı bölgelerde altın ocakları olduğu şeklinde şeyler var. Rivayetler var. Neticede bir metalürji mühendisleri odasına yüksek mühendis Cemalettin Küçük'ü davet ediyoruz TUMOP'tan. Geliyor, bize anlatıyor durumu. Ülkedeki başka yerlerde çıkarılan altın madenlerinde yaşanan görselleri, sonuçları anlatıyor. İliç çöplerde, Bakırtepe, Kangal Bakırtepe'de yaşananları, oradaki sonuçları anlatıyor. Tabii biz de bu yeni durumla karşılaşınca bunun bir de Divri ayağında bilgilendirilmesi gereğini düşünüyoruz. Ve 1 Ağustos'ta da Divri'ye götürüyoruz arkadaşımızı. Oradaki insanlara anlatıyoruz. Bilinçlensinler ve bilgilensinler diye. Ve Kurban Bayramı'nda da Divri Cumhuriyet Meydanı'nda kitlesel bir konser miting yapıyoruz Divrili sanatçılarımızın katılımıyla. Hani kamuoyu oluşturmak amacımız, yani bunu kamuoyuna anlatmak, istemediğimizi duyurmak. Neticede bayram bitiyor, hepimiz evlerimize dönüyoruz. Divri yalnızlaşıyor. Divri'nin nüfusu 10 bin. Evet. Yani böyle bir maden kentinin nüfusunun çok daha fazla olması gerekirken yatırım olmadığı için, istihdam olmadığı için insanlar orayı terk etmiş. 70'li yılların nüfusuna düşmüş Divri'ye. Tabii yalnız derler ya, kurt dumanlı havayı sever. Bir 3 Eylül gecesi saat 4'te 5'te jandarmalar eşliğinde, 200-300 jandarmanın eşliğinde, belki daha fazla bilmiyorum. Ekipler köye giriyorlar. Sondaj yapıyorlar. Köye giriyorlar. Saat 6'da bana telefon geliyor. İşte diyorlar ki köye girdi dedi. Yani gece 3'te insanlar orada bekliyor, bir direnç haber alıyoruz. Bir jandarma komutanı geliyor diyor. Yok böyle bir şey. Nereden çıkarttınız böyle bir şey diyor. Herkes evine gidiyor, yatıyor. 2 saat sonra da böyle bir şey oluyor. Sonrasında biz İstiklal Caddesi'nde bir basın açıklaması yapmak için tünelden Galatasaray'a yürüme kararı alıyoruz. Milletvekillerimizin de desteğiyle çıkıyoruz caddeye. Tabii bu yasaklandı biliyorsunuz, caddede yürüyüş. Bu cumartesi annelerin 700. gün etkinliğinden sonra yürütmüyorlar. Suriye pasajının kapısında bir basın açıklaması yapıyoruz. Çok ses getiriyor bu açıklama. Avukatlarımız orada Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bilirkişi davası açıyorlar. Bilirkişiler yerinde inceleme yapıyor. Harita mühendisi, ziraat mühendisi, jeoloji mühendisi ve çevre mühendisi. Arkasından Sivas'ta idari mahkemeye yürütmenin durdurulması için davalar açılıyor. Evet, görsellerde görüyorsunuz, evet, işte bu yansıyor. Şeyler. Bilirkişilerden ikisinin şeyi geliyor, raporu geliyor. Harita mühendisi ve çevre mühendisinin. Harita mühendisinin raporunda normal içme suyu ve kullanma suyu havzalarının korunması yönetmeliğine uygun olmayan bir mesafede sondaj açıldığı tespit ediyor. 300 olması gereken 200 metre mesafede. Çevre mühendisi de bunu tespit ediyor. Dolayısıyla bunlar bizim için bu yürütmenin durdurulması anlamında bir dayanak, ama durabildi mi? Durmadı. Yani durmadı. Henüz daha mahkeme olmadı. Ama tabii bu bence çalışmayı engellemez, bu raporlar. Biliyorsunuz ki ülkemizde hukuk çok geriden işliyor. Yarın bir gün bu orada altın tespiti yapıldığı zaman, ki bulacaklar şey de şu, işte şu gördüğünüz dağlarda bir ton toprağın içerisinde bir gram. Bir gram altın. Bizim yaşamımızı alt üst etmek için. Altın ne işe yarıyor? Yani altın bizim hayatımızda olmazsa olmaz bir şey değil, ama su, toprak,
Doğa. Bunlar bizim için önemli. O arama yaptıkları bölge. Siyanürle aranıyor bir de. Siyanürle aranmıyor da ya. Siyanürle ayrıştırılıyor. İşte siyanürle altın madeni. Ayrıştırılıyor. Orada teknik küçük bir şey. Bizim yanlış bilgi verdiğimizi iddia ediyorlar. Şimdi şöyle. Bu maden öncelikle toprak tavuz çıkartılıyor. Belli bir kırma eleme şey yapılıyor. Tepeler oluşturuluyor. Oralara siyanürlü sular veriliyor. O suyla siyanür bir aşağı noktadan alınıyor. O alındığı zaman o toprağın içerisindeki altını ayırmış olarak alınıyor. Ama o arada o toprak, o hava, o çevre kirleniyor. Yani toprağa kaçan siyanür, buharlaşan siyanür, tekmeye giren siyanür oradaki içme sularını, sulama suyunu, tarımı, tarım ürünlerini, hayvancılığı olumsuz etkiliyor. Bunu gördük. Bakırtepe'ye gittik, ziyaret ettik. Orada gördük. Normalde yasaya göre verimli arazilerin üzerine dökülmemesi gereken fasalar direkt tarım arazilerin üzerine dökülüyor. Normalde verimli toprağın alınıp bir kenara konması, dökülmesi, sonra da iş bittikten sonra oranın tekrar verimli toprakla kaplatılması. Bunlar hep biliyorsunuz mermer ocaklarında yeşillendirme deyince yeşil boyayla boyuyorlar mermer ocaklarını. Her şey Alaturka. Ya da kitabına bir şekilde uyduruluyor. Uyduruluyor, evet. Şimdi önemli bir mücadele. Bu mücadele 29 Ekim'de yine bir etkinlikle, eylemle devam edecek. Onu biliyorum. 29 Ekim önemli. Sivas, hani Cumhuriyet'in kurulmasında değil mi? İlanında öncesinde atıldığı illerden birisi. Sivaslıların diyelim. Bu konudaki hassasiyetleri de çok önemli. 29 Ekim'de nasıl bir etkinlik olacak? Buraya ilişkin bir çağrınız olacak mı? Sürem azalıyor. O yüzden evet, bir çağrı da yapmanızı istiyorum. Peki. Biz de süreyi verimli değerlendirelim. Oraya mı değer? Tabii buyurun. Evet. Direkt kamerayla konuşabilirsiniz. Şimdi şöyle bir öneri geldi. Mursal Dayanışma Platformu diye bir platform oluşturdu. Bir öneri geldi platforma. Dediler ki 29 Ekim'i Cumhuriyet Bayramı'nı Mursal'da kutlayalım dediler. Platform içinde değerlendirildi, kabul gördü. Bunun üzerine bir çalışma başlattık. Ama şöyle bir handikapımız var. Platform içindeki bazı bileşenlerimiz hani bu noktada birazcık geri adım attılar. Yani belki yerel oradaki işte kaymakamlık, efendim jandarma, valiliğin onlara olan telkinleri, bir de şöyle bir şey var. Hukuki süreç işlesin diyen bir görüş var. Ama biz gördüğümüz örnekler bu hukuki süreçlerin sonuç vermediğini. Demokratik bir tepki konabilir sonuçta. Tabii anayasanın 56. maddesi bize bu yetkiyi vermiş. Demiş ki sağlıklı bir çevrede yaşamak için devletin ve vatandaşların ödevi var. Devlet bunu yerine getirmezse vatandaş yerine getirir. Meşru hakkımız, müdafaa hakkımızdır. Bunun üzerine bir program yaptık. Cumartesi günü saat 16'da İstanbul Avcılar'dan hareketle, Avcılar Belediye Başkanımız da sağ olsun bize bir otobüs tahsis etti. Divriğe gidiyoruz. Pazar günü Divriğe'de birçok temaslarda bulunacağız. Esnaflarla, STK'larla falan, köyleri, muhtarlarla. Pazartesi sabah devlet törenine katılacağız. Cumhuriyet Meydanımızdaki devlet törenine katılacağız. Oradaki görevimizi yerine getireceğiz. Daha sonra da kortej olarak toplanıp pankartlarımızla, bayraklarımızla, dövizlerimizle Divriğe'nin çıkış noktasındaki devlet hastanesine kadar yürüyeceğiz. Çünkü 35 kilometre Mursal Divriğe. Bir anda yürünecek bir mesafe değil. Hava şartları da güzel olacak. 21 derece olacakmış. O anlamda da izleyicilerimizi katılmaları noktasında teşvik edelim. Ondan sonra araçlarla köyün girişine kadar gideceğiz. Köyün girişinde Ali Kuzultuğ köyü bu Mursal rahmetli köyü. Analım. Evet, onun da mezarı rahmetli olsun. Bir hafta önce açıldı. Yeni mezar yapıldı. Onun mezarın başında ya da köy odasında Mursal bir program köyünün, düzenleyeceğiz. Evet. O programda da İşte Cumhuriyet kutlamaları yapacağız ve duyarlılığa davet edeceğiz insanları. Ondan sonra da döneceğiz İstanbul'a, geleceğiz. Herkes işine gücüne dönecek. Ama mücadele sürecek. Mücadele sürecek tabii ki. Ben peki bu şimdi biz otobüs kaldıracağız diyorum ya, özür dilerim sözünü kestim. Son yani, bir dakikam. Evet. Otobüse rezervasyon yaptırmak isteyenler için bir telefon numarası vereyim. Tabii ki. İletişim lütfen, kontak numarası. Evet. 0541 364 46 07. Buradan otobüsümüze rezervasyon yaptırabilirler. 0541 364 46 07. Hala otobüste yer var. Beraber gidip gelelim. Divriği tarihi ve kültürel bir kent. Yani 4000 yıllık tarihi var. Hala ortaya çıkartılmamış tarihi buluntular var. Yani burada muhtemeldir ki ciddi anlamda da tarihi bir geçmiş var. Yani altın yanı bu tarihi hayatı. Bu tarihi çıkartsınlar ortaya. Divriği turizmle gelişir bu ülke. Bu madenden devletin hiçbir kazancı yok. Uluslararası maden şirketlerinin Londra borsasındaki gücüne göz katmak için yaptıkları bir şey. Değil mi? Türkiye topraklarında %19'u uluslararası maden şirketlerinin
ruhsat alanı. Maalesef öyle. Yani, Cemalettin Bey'den bahsettiniz. Evet. Kazdağlarındaki o mücadelede çok konuk ettim ben, evet, burada evet, zamanında. Evet. Sayın Küçüğü. Tabii bu mücadele önemli. Divri halkın, Sivasların, bizlerin, herkesin burada vereceği güç, katkı önemli. Ben de tekrar edeyim irtibat numarasını. 0541 364 4607 buradan ulaşabiliyorsunuz. Siz de bu mücadeleye katkı, destek sunabiliyorsunuz. Bizzat katılabiliyorsunuz diyelim. Programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Kolaylıklar ediyoruz. Kolaylıklar diyorum efendim. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Şimdiden demokratik, layık bir cumhuriyette mutlu, refah bir şekilde yaşamak dileğiyle hepinizin bayramını kutluyorum. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sohbetin sonuna geldik. Programın da öyle. Tekrar görüşünceye dek diyelim. Hoşça, sağlıcakla kalın efendim.